Oldu. Evet. Herkese iyi akşamlar. Bu akşamki online konferansımıza hoş geldiniz. Çok değerli konuğumuza geçmeden önce ekibi tanıtayım. Bu akşamki konferansın moderatör ve hostunu ben yapacağım. İsmim Güngör Usta. 2009 İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Beyin Cerrahisi'nden ihtisaslıyım ve şu an Trabzon'da Karadeniz Medikal Park Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalışmaktayım. Bu online eğitim platformu program yöneticimiz Doçent Doktor Hasan Kamil Sucu önderliğinde başlatılmış olup katılımın her gün konuşmacı ve dinleyici bazında arttığını görmekten mutluluk duymaktayız. Klinik asistanları ve benim gibi uzman arkadaşların katkısıyla devam ediyoruz. Başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ses kirliliği olmaması açısından bütün mikrofonlar kapatılacaktır. İkili konuşmaların program formatında yeri yoktur. Katkı ve sorularınızı Zoom programının chat uygulamasına yazarak iletebilirsiniz. Sorularınızın başına isim, şehir ve çalışılan kurum bilgilerini eklemeyi lütfen unutmayınız. Konuşma sonunda katkı ve sorular sırasıyla tarafımca aktarılacak ve tartışılacaktır. Evet, bu akşamki konuğumuz Profesör Doktor Nezih Oktar. Nezih Hoca bize GBM tedavi modaliteleri isimli bir konferans verecek. Profesör Doktor Nezih Oktar 1953 İzmir doğumludur. 1971'de Ankara Fen Lisesi'nden, 1977 yılında da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden pediatrik yaş grubu içindeki beyin tümörleri teziyle tıp mezun olmuştur. 79 yılında Brüksel'de Jules Bordet Prof. Brihaye'nin kliniğinde mikro nöroşirurji kursu almıştır. 80 ve 81 yıllarında İngiliz hükümetinin British Council bursu ile Research Fellowship olarak Londra'daki National Hospitals for Neurology and Neurosurgery, Institute of Neurology, Cough Cooper Department of Neurosurgery'de klinik araştırma laboratuvarında Profesör Lindsay Simon ve Profesör David Thomas ile çalışmıştır. Yine aynı yıllarda Queen Square, Maidevale ve İtalyan hastaneleri nöroşirurji kliniklerinde onursal klinik asistanı görevlerinde bulunmuştur. Üç boyutlu sferoid beyin tümör hücre kültürü çalışmalarında çok sayıda kemoterapik ajan, interferon, kortikosteroid ve nükleik asit ile deneyler yapmıştır. 1983 yılında Profesör Doktor Erdem Tunç Bay'ın başkanı olduğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı'nda insan beyin multiselüler tümör sferoidlerinde in vitro kemosensitivite değerlendirmesi başlıklı uzmanlık teziyle beyin cerrahisi uzmanı unvanı almıştır. 85-88 yıllar arasında zorunlu uzmanlık görevini Kütahya SSK Hastanesi'nde yapmış ve beyin cerrahi servisini kurmuştur. Yine Kütahya Tabipler Odası'nın kuruluşunda görev almıştır. 88 yılında Zürih'te Profesör Yaşar Gil'in nöroşirurji kliniği ve radyo diagnostik ve nükleer fizik MR araştırma departmanlarını ziyaret etmiştir. ...1988 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı'na dönerek doçent, 97 yılında da profesör unvanı almıştır. 2015 yılında Nezih Hoca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim dalından emekli olmuştur. Bir süre İzmir Hastanesi, İzmir Üniversitesi Medikal Park Hastanesi'nde konsültan beyin ve sinir cerrahı olarak öğretim üyeliğine devam etmiştir. Halen özel muayenehanesinde serbest uzman hekim görevini sürdürmektedir ve ameliyatlarını ekibiyle özel Medifem Hastanesi'nde yapmaktadır. Nezih Hoca'nın sırasıyla kuramsal yaklaşım, cerrahi yaklaşım ve moleküler yaklaşım üzerine yazılmış 3 adet nöro-onkoloji kitabı mevcuttur. Nörolojik Bilimler Dergisi'nin 93'ten beri Journal of Neurological Sciences isimli online derginin de baş editörlüğünü 98'den 15 yılına kadar sürdürmüştür. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda derneğe üyeliği mevcuttur. Multidisipliner yaklaşımın önemiyle fakülte içi 96 yılında düzenli işleyen ENOK yani Ege Erişkin Nöroonkoloji Konseyi'ni kurmuştur. Türk Nöroşirurji Derneği bünyesinde
2001 tarihinde nöroonkoloji grubunun kurulmasına başkanlık etmiştir. Turnok yani Türk Nöroonkoloji Grubu'nun başkanlığını 2001-2005 tarihleri arasında yürütmüştür. 2014 yılında kurulmuş olan Türk Nöroşirurji Akademisi'ne 2016 yılında yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Rengimiz Sevgi, Denizin Tadı Tuzunda, Hayat Kabı adlı 3 tane şiir kitabı ve dijital ortamda yazılmış Doktor No adlı otobiyografi deneme kitabı mevcuttur. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş olduk. Söz sizdedir. Sizi dinliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben bu akşam size GBM'de tedavi modaliteleri hakkında bir konuşma sunacağım. Tabii öncelikle Kamil arkadaşımızı kutlamak gerekir, takdir etmek gerekir. Bir misyon edindi. Çok da mutluyum bu misyonun devam etmesini diliyorum. Benim sunum akışında klasik bilgilerle başlayacağız. Sonra moleküler bilgiler tabii ki verilecek. 2016 WHO sınıflandırmasıyla devam edeceğiz. Yine bir hazırlıkta 2021 sınıflandırması var. Kısaca ondan bahsedeceğim. Güncel tedaviler ve tedavi modalitelerine geçeceğiz. Bütün klinikte uygulanmaya geçilmiş tedavi modalitelerinin hepsinden kısa özetler şeklinde bahsedeceğiz. Hatta alternatif tedavilerden de bahsedeceğiz. GBM kanser kökülçesi, GBM yuvası yani nişiyle ilgili bilgiler vereceğim. Yeni çalışmalardan bahsedeceğim. Bu arada ender görülen yerleşimler, uzun yaşam süreli glioblastom hastaları, glioblastomda mikrotübüler iletişim, subventrikülasyon ve CD133 hakkında bilgiler vereceğim. Gelecek ne vaat ediyorla ilgili konuşmalarım olacak. Arada çerez bilgiler sunacağım. Yine ara ara kendi kişisel deneyimlerimi aktaracağım ve tabii sonunda sorular olursa onları yanıtlamaya çalışacağım. Katkılar olursa da tabii teşekkür edeceğiz. Şimdi klasik başlayacak olursak net derim bu ben klinik asistanıyken hatta öğrenciyken çizimleri olan bir biliyorsunuz çok ünlü bir ressam. Gliyomlar entrensek bildiğiniz gibi kitle. Burada görüyorsunuz heterojen bir yapısı var. Tek bir örnek olarak iyi huylu diyebileceğimiz pilostik hastalıkta burada serebellum çizilmiş bir nodülü var. Aslında ksantokromik sıvısıdır bu 60 gitmiş. Bunu sadece eksizyon yaparsak tedavi oluyor biliyorsunuz. Ek bir tedaviye gerek yok. Ama onun dışındaki tüm gliyomlar maalesef ek tedavi gerektiren hala problemli tümörlerimiz. Astrosit hücrelerinden gelişenlere astrositom diyoruz. Burada altta hematokritten eozinle boyanmış histopatolojik kesitleri var. Oligodendrositlerden gelişenlere oligodendrogliyom diyoruz. Ependim hücrelerinden gelişenlere ependimom. Burada da glioblastoma multiforme diye burada geçiyor. Eski adı dev hücreler, yeni damar yapıları. Tabii nekroz burada çizilmemiş. Konumuz bu. Glioblastoma multiforme. Tabii eski adı bu. Glioblastoma multiforme. Artık kullanılmıyor. Lütfen bunu kullanmayalım. Tabii İngilizcesi glioblastoma ama Türkçe glioblastom olarak kullanmamız gerekiyor. GBM kısaltmasını kullanmaya devam edeceğiz. Çünkü GBM diye harflerimiz var. GBM kısaltmaya kullanmaya devam ediyoruz. En anaplastik gliyom bildiğiniz gibi glioblastom. Büyük derdimiz. Halen bir çözümü bulamadık tedavi açısından söylemek gerekirse. Bugün onları görüşmeye çalışacağız. Şimdi bir tekrar biz moleküler yapıya baktığımız zaman erişkin difüz bir gliyom eğer IDH mutasyonu varsa ve buna bir de 1P19Q kodelasyonu eklenmişse bu büyük olasılıkla oligodendrogliyomdur ve klinik prognozu çok iyidir biliyorsunuz. Ama bu eğer IDH bir mutasyona uğramamışsa 1P19Q sağlamsa bu büyük olasılıkla bir GBM'dir ve hayatta kalma süresi en kısa tümörlerdendir.
Tekrar kromozomal yapılarına baktığımız zaman biz bu tümörün 10. kromozomda ki ilk o tespit edildi. Piten dediğimiz bir süpresör geni var. Bunda bir kayıp söz konusu ve yaklaşık olarak %71 oranında görülüyor. 9. kromozomda yer alan sikline bağlı kinaz inhibitörü kaybı daha fazla görüyor. Aynı zamanda kazanımı da söz konusu bunun 9. kromozomda. Onu 7. kromozomda epitelyal growth faktör reseptörünün fazla ekspres edilmesi, fazlalığı. En fazla bu üç yapısal farklılığı görüyoruz GBM'de. Tabii çok bir farklı bir sürü başka değişiklikler de var olmakta. Yani biz zeki ve yetenekli bir tümörle karşı karşıyayız. O nedenle zaten başarısızız. Bunun özellikleri kan beyin bariyeri ardına sığınma özelliği var. Yeni damar oluşturma yeteneği var. İnvazyon yeteneği, mikrotübüler iletişimle birbiriyle hücreler arası konuşmaları var, iletişimleri var. Stratejiyi değiştirme kabiliyeti var. Kemoradyoterapiye direnç gösteren GBM kanser kök hücrelerine sahip. Bunları biliyoruz. Tehdit altındayken sarkoma dönüşebiliyor. Kemoterapiye direnç gösteriyor ve bu direncini yandaki hücresine, GBM hücresine naklediyor. Böyle zeki ve yetenekli. Belki de daha bilmediğimiz başka yetenekleri de çıkacak zaman içinde. Bildiğimiz bir olay var. Bu yukarıdaki şeyler gözüküyor mu şeyde sizin ekranda? Gözüküyor Bunu nasıl kaybedebiliriz? Bilemedim. ne gözüküyor mu? Yani resim gözüküyor da. Şunlar gözüküyor mu? Ne? Neyse. Şimdi bir MR'a bakacak olursak GBM burada heterojenik bir yapıda gözüküyor. Kontrast tutuyor. Buradan bir biyopsi aldığımızda hemen hemen hepsi tümör hücresinden oluşuyor. Burada T2'de gördüğümüz tümörün etrafındaki ödemli dokuda da aslında tümör hücreleri vardır. Ve bunlar azalan konsantrasyonda buraya doğru gider. Ve karşı hemisferden bir biyopsi aldığınız takdirde burada yüz hücreye baksanız bunlardan bir tanesi GBM hücresidir. Bu yapılanmayı biliyoruz. Burada ben bir kan beyin bariyeri çizimini, bu tezimden alınmış bir resim. O zamanki bilgilerle bir çizim görüyorsunuz burada. Normal kan beyin bariyeri, bazal membran, glial hücrelerin uzantıları, endotel hücresi arasındaki sıkı bağlantılar ve gliyomda bozulmuş kan beyin bariyeri. Tabii gliyomda bu bozulma %100 olmuyor. Yani yaklaşık %60'ında bozulma görülüyor. Fakat %40 oranında gliyomlarda kan beyin bariyeri normal konumunu koruyor. Dolayısıyla biz kemoterapi uygulamasında bu nedenle sıkıntı yaşıyoruz. Yani bir çelişki olmasın. Gliyomlarda kan beyin bariyeri bozuluyor ama hepsi de değil. Tabii zaman içinde kan beyin bariyeri ile ilgili çok fazla daha bilgilerimiz oldu. Örneğin perisit diye bir hücre ki bu kök hücresi hala tam aktivitelerini bilemiyoruz niye neden oluyor. Reseptörler daha fazla bilgiler moleküler düzeyde de sahibi oldu. Aynı zamanda glioblastomla da ilgili çok fazla bilgi sahibi olduk. Gerek kök hücreleriyle ilgili, gerek invazyon, gerek anjiyojenezisle ilgili, proliferasyonu ile ilgili, özellikle metabolizması ile ilgili, işte Krebs siklusunda bu izositer dehidrogenazın önemini kavradık. İnvazyonla ilgili birçok moleküler yapılar, radyolojik olarak çok fazla ilerleme kaydedildi görüntülemede. Burada gördüğünüz sayıda ilaç, 55 tane burada ilaç var, GBM ile ilgili geliştirilmiş. 2016 Dünya Sağlık Örgütü'nün santral sinir sistemi tümörleri sınıflandırmasına baktığımızda burada yıldızlı olarak gösterilenler 2016'da eklenenler. Eklenenler çünkü IDH devreye girdi. IDH mutasyonu olmayan tipi, olan tipi
ve buna bakılamayan, burada NOS'un açılımı not otherwise specified, yani moleküler bilgisi olmayan, moleküler bilgisine bakılamayan anlamında. Ve dehücreli glioblastom zaten vardı eskiden. Gliosarkom o da eskiden vardı ama yine 2016 sınıflamasına eklenen bir alt grup epitelioid glioblastom söz konusu. Başka sınıflamalar da var. Değişik otörlerin. Klasik proneural, mezenkimal, nöral diye dört ana grupta inceleniyor. Buradaki hedef tabii klinikle bir korelasyonu var mı? Hangi grup daha fazla bize klinikte cevap verebiliyor tedavilerimize? Bu artık daha da gelişti bu yönde çalışmalar. Mesela mitokondriyal ve gliolitik ve plurimetabolik diye sınıflamalar var son zamanlarda benim gördüğüm. Enerjiye yönelik bir sınıflandırma. Bu proneural ve nöralden ayrı olarak oksidatif fosforilizasyon, mitokondriyal ve bu da tedavide bunu acaba inhibe edersek bir başarı sağlayabilir miyiz diye daha çok deneysel çalışmalar var. Henüz kliniğe yansımadı ama ileride bunları göreceğiz. Yani enerjiye yönelik son çalışmalar. Biraz da bu 2021 yılında bu sınıflandırması çalışmalarından bahsetmeye çalışayım. Bu J-Impact diye çok arkadaşım, aslı arkadaşım falan da bunları sundu aslında. Bir konsorsiyum bu, bir çalışma grubu oluşturmuş. Açılımı Consortium to Inform Molecular and Practical Approach CNS Tumor Taxonomy diye. Now da eklendi. Bu not official WHO. Yani gayri resmi, WHO'dan gayri resmi olarak oluşturulan bir grup bu. Önerilerde bulunuyor, güncellemeler yapıyor, yeni gelişmeler, yeni yayınlarla ilgili, yayınlar şeyinde, doğrultusunda. Aynı bizim cep telefonlarına gelen güncellemeler gibi algılayabilirsiniz bunu. Bunlara göre IDH mutasyonu yanı sıra bizim tert promoter mutasyonu, terti, EGFR artışını, kromozom 10 yitimini, kromozom biraz önce bahsettiğim bu gibi kromozomal bozuklukların da yer almasını öneriyorlar. Ve bu önerileri içinde 3 derece olsun diyorlar astrostomlar. IDH mutant tabii astrostom dediğimiz zaman IDH mutant olanlar mutasyonu uğramışlar. Derece 2, derece 3 ve derece 4 diye. Tabii böyle olunca astrostom IDH mutant derece 4 ki bunda mikrovasküler proliferasyon olacak. Eskiden V nekroz olursa GBM oluyordu bu. Veya nekroz veya bu sikline bağımlı kinaz inhibitörü yitimi. Yani şu anki sınıflamada, 2016 sınıflamada olan IDH mutasyonu gösteren GBM. Çok eski tanımıyla da sekonder. Biz bunlara sekonder, yani astrostomdan oluşan GBM'lere biz sekonder GBM diyorduk. Bu tanım artık kullanılmayacak. Onun yerine astrostom IDH mutant derece 4 denecek. Bu konsorsiyumun önerilerine göre. Roman rakamları kullanılmayacak derece yerine. Arabik rakamlar 2, 3, 4 kullanılacak. Tabi bu glioblastomla ilgili değil ama biliyoruz ki ploid özellik gösteren yüksek dereceli astrostomlar da var. Bunlar plomiksoid astrostomlar, lüks ediyorlar, problem çıkartıyor. Onlarda da bir takım böyle moleküler değişiklikler eklenmesi gerekiyor diye bir öneri var ve bu yılın ilk yarısında açıklanacak deniyor. Belki 2022 yılına sarkabilir. Böyle bir çalışma var. Yani buradaki amaç benim anladığım biliyorsunuz glioblastomlar var ama çok uzun yaşayan glioblastomlar da var. Onları ayırmak çünkü IDH bunlar da mutasyona tabi ise yani astrostomlar zaten daha uzun yaşıyorlar. Bunları ayırıp glioblastomları, o kötü olan glioblastomları belli bir grupta toplamak amacı güdülüyor gibi geldi bana. Şimdi biz bir ameliyat ediyoruz. Neye bağlı? MR'da gördüğümüz kitleye bağlı. Kitle varsa onu ameliyat ediyoruz. Ya biyopsi yapıyoruz, ya parsiyel rezeksiyon veya subtotal veya gross total. Histopatoloji işte derecesi düşük veya yüksek geliyor.
Bu algoritmada burada bir yol var. Wait and see diyor. Yani bekle ve gör. Bu artık yok. Yani 2010 yılından beri düşük dereceli gliyomlarla ilgili olarak zaten oraya arkadaşım gayet güzel açıkladı bunu. Beklemiyoruz. Mutlaka bir şey yapmamız lazım. Çünkü istatistik olarak ve yapılan çalışmalar göstermiş ki bu grid eğer hakikaten astrostomsa veya düşük dereceli bir gliyomsa mutlaka upgrade oluyor. Ve biz bunu ne kadar erken tedaviye alırsak, kontrolü alırsak sonuçlar çok daha iyi. O nedenle bu wait and see artık geçerli değil. Tekrar hatırlatacak olursak bir fizibiyona EDH mutansa, mutasyona uğramışsa EDH ve bir de 1P19 kodelasyonu varsa iyi prognoz. Bunlar yoksa, EDH mutasyonu yoksa kötü prognoz gösteriyorlar. Bunları biliyoruz artık. Şimdi glioblastomda standart tedavi kılavuzumuz nedir? Bunu Türkçeleştirelim. Tanı koyuyoruz. Ya maksimal cerrahi rezeksiyon yapıyoruz ya da biyopsi yapmışız kraniyotomi ile veya biyopsi yapmışız sürotaktik. Neyse sonuç tanı glioblastom gelmiş. Eğer karnoskopi performansı bunun 60'tan yukarıysa, iyiyse hastanın genel durumu ve yaşı da 70'ten aşağıysa buna bildiğiniz gibi radyoterapi uyguluyoruz. 60 gray, 30 fraksiyona 2 gray dozunda ve eş zamanlı temozolomit uygulanıyor. Ve ardından 6 küp adjuvan temozolomit uygulanıyor. 150 mg dozunda. İlki 75 mg metrekare. Eğer yaş 70'in üzerindeyse o zaman bu tedaviden ziyade MGMT'ye bakılıyor. MGMT eğer metile ise çünkü kemoterapi buna yanıt verecektir. Temozolomit veriliyor. MGM metile değilse sadece radyoterapi belirtilen dozda veriliyor. Eğer Karnofsky'si düşükse, 60'tan düşükse o zaman ya radyoterapi kısa küp ya da temozolomit ya da destek tedavisi alıyor. Yani bugünkü standart tedavi kılavuzu bütün dünyada ve bizim ülkemizde uygulanan bu. Şimdi modalitelere geçeceğiz. Tek modaliteleri göreceğiz. İlk modalite tabii ki cerrahi. Bu bence en etkili tedavi, gerekli. Olmazsa olmaz. Neden? Çünkü cerrahide biz patolojiyi elde ediyoruz. Kesin tanı koyuyoruz. Artık şüphe yok. Hatta moleküler yapıyı da öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla cerrahi bu işin başlangıcı. Supratentorial glioblastomlar konumuz tabii. En fazla supratentorial bölgede gözüküyor. Hangi tipte gözüküyor? Üç tipte gözüküyor bunlar makroskopik olarak. Bizim cerrahi gözle baktığımız zaman tip 1 dediğim bu şekilde aynı bir menenjiyom gibi. Sınırları belli. Peritümer ödem olabilir veya olmayabilir. Total eksizyona uygun tümörler. Bunlar tip 1 tümörler. Tip 2 dediğimiz tümörler, infiltratif tümörler. Bunların bir sınırları yok, belli bir sınırı yok. Normal beyin dokusunun içine girmiş tip 2. Burada bir total eksizyon söz konusu değil, yapamazsınız. Veya supratotal bir eksizyon, onları bahsedeceğiz gelince. O da tartışmalı. Subtotal veya parsiyel eksizyon yapıyoruz bu tiplerde. Tip 3, gliomatozis tarzında çok lobu etkilemiş, multi odaklı. Burada görüldüğü gibi belli bir yerde odaklanmış da olabilir veya saçılmış da olabilir. Burada artık bir eksizyon söz konusu değil. Ancak böyle çok fazla bir yerde odaklanmışsa parsiyel gibi eksizyon yapabiliriz ama buradaki hedef artık biyopsi oluyor tip 3'te. Bunlar hangi oranda gözüküyor glioblastomda? Bu total eksizyona uygun gördüğümüz tümör tipi ancak dörtte birinde. Yani dört glioblastomun ancak birinde biz total eksizyon yapabiliriz. Gerçek anlamda. İnfiltratif dediğimiz tip 2 %58 yani %60'ı böyle en fazla gördüğümüz tip infiltratif tipte görülen. Burada bir total eksizyon yapmak mümkün değil. Parsiyel, işte totale yakın ne dersiniz veyahut da supra total eksizyon. O da belirli bölgelerde ancak uygulayabilirsiniz. Tartışmalı bir konu. Üçüncü tip dediğim gibi
O nispeten az gözüküyor ama giderek de artan bir oranda görüyoruz. Multi odaklı GBM, gliomatosis tarzında burada ancak biyopsilerle yetinip tanı koymaya çalışıyor. Glioblastom bir cümleyle median yaşam süresi sadece 9 aydır. Yani cerrahi yaparsanız sadece 9 aydır. Cerrahiye ek olarak adjuvant standart kemoradyasyon eklendiğinde bu süre 15-16 aya kadar yükselir. Bu bir gerçek. Cerrahi rezeksiyonun yaşam süresi nedir? Ancak %98'in üzerinde bir eksizyon yaparsak, totale yakın, bu işte dörtte birinde mümkün oluyor gördüğünüz gibi. Ancak o zaman biraz eğride bir farklılık görebilirsiniz. Bu %98 altında yapılan bir eksizyonun kaplanmayar eğrisi. Böyle bir fark var. Yani total rezeksiyon tabii ki yaşam süresine bir etkisi var glioblastomda. Cerrahi tekniklere pek fazla girmiyorum. Hepimiz beyin cerrahı olduğumuz için burada aspiratör, bipolar koter bizim temel. Burada bir tip 1 GBM'in çıkarılışı gösteriliyor. Yaşar Gül Hoca'nın kitabından transit burada geçen arterleri, venleri korumak kaydıyla biz bu heterojen kitleyi tümör içine girerek eksize ediyoruz. Tümörü besleyen damarlar burada yapılarak çıkartılıyor. Tabii özel bölgeler için burada hepsini açıklamak niyetinde değilim ama örneğin insüler bölge için yine Yaşar Gül Hoca'nın işte onun belirttiği kurallara uyarak bu tümörü eğer tip 1 ise total çıkartmak hedefimiz olmalı. Şimdi gelecek olursa böyle infiltratif bir tümör. Bunu işte total çıkarttım demek mümkün değil. Ancak maksimal güvenli rezeksiyon dediğimiz bir rezeksiyon yapabiliriz. Veya burada görüldüğü gibi 2 santim öteden giderek normal dokuyla birlikte bu infiltratif dokuyu supratotal bir eksizyon yapabiliriz. Bu tartışmalı dediğim gibi. Burada bir bilgi geldi. Benim üçüncü kitaptan zaman zaman böyle bu sunumda bilgiler gelecek. Burada Dufo bunu öneren kişi ilk kez. Şurada yıldız görürseniz belli ki o benim temasta olduğum veya tanıştığım, konuştuğum kişi anlamına gelir ve hala da bu yaşıyor. Bu özellikle düşük dereceli gliyomların cerrahi tedavisinde podotopikal ve dinamik model olan nöroplastiste ve onkofonksiyonel denge özelliklerinden dolayı önerdiği bütüncül yani holistik görüş felsefesiyle dikkatleri çeken bir Fransız beyin cerrahı. Monitorizasyon kullanıyor. Belirli bölgelerde örneğin temporal lobda monitorizasyon kullanarak bir supratotal ve sonuçları çok iyi tabii ki. Fakat tabii bu tartışmalı. Her bölgede bunu uygulayamazsınız. Etik problemler de var. Zaten çok marjinal bir öncü bir usta cerrah. Hedefimiz güvenli, maksimal bir rezeksiyon. Bunu nasıl sağlayacağız? Elimizde ne varsa, yani intraoperatif bir MR'ımız varsa onu, BT varsa BT, hiçbir şey yoksa ultrason, açık uyanık kraniyotomi bu. Elinizde ne silah varsa, ne kullanabiliyorsanız, tümör işaretleyicileri, aminalin, asit gibi, navigasyon, monitorizasyon, yani elinizde ne silah varsa, neye alışkınsa eliniz, onu mutlaka kullanacaksınız güvenli maksimal rezeksiyon için. Ameliyat öncesi traktografi yapacaksınız. Bunların hepsi güvenli maksimal rezeksiyon için gerekli elinizdeki silahlar. Ama bunlardan çok daha önemli olan bir şey var arkadaşlar. O da hasta için kaliteli yaşamın daha sonraki tedavi modaliteleri de düşünüldüğünde total eksizyondan daha önemli olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Yani hastaya ek bir defisit vermememiz gerekir cerrahi sonrası. Evet, bunu da söyledikten sonra ikinci modalitemize geçiyoruz. İkinci büyük ana modalite zaten standart tedavi kılavuzunda da var. Radyoterapi. Bu eş zamanlı kemoradyoterapi veya lokal radyoterapi veyahut da borla yapılan tedaviler bunları görelim. Standart radyoterapiye baktığımız zaman hedef DNA. Aslında radyoterapi
DNA'yı bozuyor. DNA'da bir kanserojen bir olay yaratıyor. Vücudunda savunma mekanizmaları var. Bu bozulan DNA'yı onlamak için pür telaş devreye giriyorlar. Amaç bu. Bu kadar basit. Fraksiyonel radyoterapi uygulanıyor. Temozolamitle eş zamanlı bir radyoterapi. Hepinizin bildiği gibi biraz önce bahsettim. 60 grey, 30 fraksiyon, günde 2 grey olmak üzere 30 gün. Karnofsky'si 60'ın üzerinde olan hastalara uygulanıyor. Yaşı 70'in altında olanlara uygulanıyor. Eğer yaş 70'in üzerindeyse hipofraksiyone bir radyoterapi, standart radyoterapi. Bulantı, kusma, bilişsel hasar biliyorsunuz yan etkileri. Ve basistumabla bu radyonekrozu önlemede bu eklenebilir deniyor. Stereotaktik radyocerrahiye gelecek olursak bu fokal olarak nükseden küçük boyuttaki soliter ve da multiodak GBM'lerde kullanılabilir. Yine bevacizumab ile bu stereotaktik radyocerrahi kombinasyonu ederek yan etkileri hafifletilebilir. Bir endikasyonu var. Lokal radyoterapiye gelecek olursak bunun adı brakiterapi. Brakiterapi bizim kliniğimizde de vakti. Bu eski, çok eski bir yöntem. Kullanılıyordu. Özellikle Kazım abi, Kazım Öner çok ilgilendi bu konuyla ama hasta konforunu sağlayamayan, çok da zahmetli, sonuçları çok da hoş olmayan sonuçlar olduğu için ben burada onlara girmiyorum ama Gliaside'den bahsetmek istiyorum. Bu sıvı radyoaktif iyot 125 silikon balon kateter aracılığıyla veriliyor rektorengil glioblastomda. Karnofsky'si 70'in üzerindeki olgularda etkili. Ortalama yaşam süresi 11-15 ay kadar bildirilmiş. Böyle bir olay bu. Kateteri var. Bu şekilde. Benim bir tecrübem yok. Herhangi bir tecrübem yok bu konuyla ilgili olarak. Bunun için fazla bahsetmeyeceğim ve üçüncü ana tedavi modalitesine geçeceğim. O da kemoterapi. Bu ya sistemik ya lokal uygulanıyor. İlk santral sinir sistemi kemoterapisini kim yapmış diye soracak olursanız, burada yayında gözüküyor. 1952 yılında French ve arkadaşları, bunlar intrakarotid yani karotid artere bisfenol vermişler, karmustin vermişler. Bakın o dönemde. Burada resmini görüyorsunuz. Bu French, John Douglas French. Çok eski bir meslektaşımız bu. Çok kaliteli birisi aslında. Bu intraarteriyel nitrozide ile bu santral sinir sistemi kemoterapisi ilk uygulayan kişi. Hayvanlarda önce denir, sonra insanlarda denemiş. Beyin Araştırma Enstitüsü'nün kurucusu bu, UPA'da. Ve aynı zamanda ilk başkanı. Maalesef Alzheimer'den ölüyor ve bu enstitü hala çalışıyor, bu araştırma enstitü. Fakat daha çok çalışmalarını şu anda Alzheimer hastalığı üzerine yapıyor. İntrakarotid arteriye, intrakarotid verirseniz bisyonu özellikle zaten toksik bir şey. Körlük yapıyor. Yani oftalmik artere bir etkisiyle büyük ihtimalle. O nedenle o dönemden beri terk edilmiş bir yöntem ama ilk uygulayan French arkadaşları olmuş. Sistemik kemoterapide ne var? Buraya işte kullanılan, en çok kullanılan bizde ve dünyadakileri sıraladım ve benim tecrübelerim olanları daha koyu puntolarla yazdım. Temozolomit var, BCNU var, CCNU var, bunlar hep nitrozüre, muforan var, fotomistin, preparat adı muforan, adriamisin var, bu nitrozüre değil, doksorubisin preparat adı ve diğerleri. Şimdi bunlara ve lokal kemoterapi olarak da sitotoksik olan gliadel, sitotoksik olan mukledezin. Bunlarla ilgili birkaç şeyler söylemek istiyorum. Ondan önce laboratuvar çalışmaları. Tabii laboratuvar çalışmaları çok önemli. Laboratuvar çalışmalarından işte şeye geçiyoruz, niye geçiyoruz? Orada aldığımız sonuçlar önemli. Fakat bu GBM'le ilgili veyahut da genelde de baktığımız zaman laboratuvarda çok iyi sonuçlar alınıyor ama maalesef klinik yansımaları aynı başarıyı yakalayamıyor. Benim de laboratuvardayken tabii çok genç bu. Burada uzun saçlarımız var. 80'li yıllar, 81 yılı. Orada siyah saçlarımız. İngiltere'de bir mikrofiltrasyon pilavı, mikroskop altında bu hücre kültürü çalışmasındayım.
çok hücreli beyin tümör sisteminde kemosensitifte çalışması yapıyorum. Laboratuvar çalışmaları. Bu benim ilk yabancı yayınım. Bu yaptığım çalışmaları yayınlamıştım. Sporoidlerle ilgili. Bu in vitro çalışmalarda ne yaptım ben? Şimdi hücre kültürü yaparsanız tümör hücresini hücre kültüründe geliştirirseniz bu cama yapışıyor. Tek tabaka halinde. Çok iyi sonuçlar alamayabiliyorsunuz. O nedenle ben o zaman kültür tabanı agar yerleştirmiştim. Agar bu yapışmayı önlüyor. O nedenle de buna aynı normal yapıda gibi üç boyutlu büyüyorlar. Aynı tümörler gibi sporoidler oluşturuyorlar. Xenograft dediğimiz yani hayvanda geliştirilmiş, insandan alınmış tümör. Hayvanın böğrüne yerleştiriyor. Orada immün depreme hayvan tabii. Bir tümör geliştiriyor. Buradan elde edilen hücrelerle de çalıştım. Çünkü bunlar cell line oluyor. Kolay spirit oluşturuyor ve hücre kültüründe kolay yürüyorlar. Hem pratiğiniz artıyor hem de çalışma sisteminde bunlar yer alıyor. Daha sonra direkt insandan elde edilmiş beyin tümörlerinden bu kültürleri elde ettik. Onun üzerinde kemoterapi ajanlar denedik. Bunlar sitotoksik olabiliyordu, sitostatik olabiliyordu. Benim o zaman biraz sonra bahsedeceğim bu AMP ile ilgili hikayemi, GBN ve onları denedik. Bunlar siklik nükleotitler, nükleoid asitler. Dexamethasonu denedim, kullanıyoruz hep. Şimdi tekrar gündemde immünoterapi anlatırken bahsedeceğiz. Ve interferon, benim şeyimde yoktu bu, portföyümde yoktu ama bir grup İngiltere'de çalışan gelip çalışmamı istedi. Ben de onu çalıştım. Neydi bu protokolün? İşte biyopsiyi alıyorduk böyle hücreye, şişeye, tümör parçasına. Hologenezle disagrege edip tek hücre fonksiyonu haline getirip bunu kültür şişesine ki bunun tabanı agarla kaplı ve büyüme ortamı var. Bu yandan görünüşü, bu tepeden. Burada üretiyordu. Daha hızlı üretilmesi için bu agar yerine magnetik, burada bir dönen şey var, devinimli diyoruz, hareketli. Magnetik bir ortamda bu dönüyor. Devamlı karıştırıldığı için hücreler yapışmıyor. Ve dolayısıyla spirit oluşturulabiliyor. Bu daha çok xenografların kullanımında olan bir sistem. Sonra mikrotitrasyon plaklarına ki 96'dır ortalama bunun kuyuları, well deni İngilizce, çukur diyebiliriz. Her çukura, yine çukurlar agarla kaplı, üzerinde büyüme ortamı var. Bir sporoid, her bir çukura bir sporoid olmak üzere yerleştiriliyor. Bu burada 24 saat ilaç uygulanıyor. Sonra da mikrometreyle ölçülüyor. Diğer değerlendirmeler yapıp etkisi araştırılıyor. Bunun da hikayesini anlatayım. Tabii bu kadar büyük olmuyor hiçbir zaman bu sporoidler. Çalıştığım zaman bir grev oldu laboratuvarda. Grev olunca temizlik yapılamadı bir iki hafta. Bu 10 gün içinde sonuç çıkabiliyor. 10 gün sonra ben bu mikrotitrasyon planı atıyordum çöpe. Çöpe attıklarıma bak, çünkü temizlenmediği için çöpte birikmişti bu mikrotitrasyon. Gözüme ilişti. Gözümle görebildiğim kadar, çünkü bu 1 milimetre çapındaydı. Gözle görülebilir büyüklüğe ulaşmıştı bu steroid. Ki bu bir stenograftan elde edilmiş bir sporoidti. Gördüğünüz gibi nekroz geri, onu aldım baktım mikroskopta, bozulmamış, enfeksiyon olmamış, temiz bir şeyi. Bunların çok zor çünkü kültürde eğer bir cerrahi nosyonunuz yoksa, sterilizasyon nosyonunuz yoksa enfekte oluyor hücre kültürleri. Hücre kültürü enfekte olmamıştı ve bu şekilde bakın canlı hücreler çevrede giderek nekroza uğramış. Nekrozda görülebiliyordu. Çok iyi bir model olduğunu belirtmek için söylüyorum. Genç arkadaşlar bunları kullanabilirler, yapabilirler. İyi bir model. Ben o zaman neler yapmışım? En fazla glioblastomada yapmışım bu sporoidleri. En iyi sporoid gelişme glioblastomda olmuş. Medüloblastomda bir de metastatik tümör. Yani malignite fazlaysa sporoid oluşumunda fazla oluyor. Örneğin bir nöronomda veya hipofiz adenomu, onlarda spirit oluşmamış. Oluşmuş ama çok az.
Tümör olmayan bir doku, yani bir negatif biyopsi yapmışız. Tümör diye biyopsi yapmışız ama tümör yani onda da sporoid gelişmemiş gördüğünüz gibi. Burada bir medüloblastom sporoidi, ilaç görmemiş. Normal boyutları böyle oluyor bizim tedavi ettiğimiz. Burada tedaviye girmiş bir gliyom sporoidi görülüyor. Görüyorsunuz şeyi biraz sönmüş, yani burada daha canlı gibi görüyor hücreler. Burada tedavi gördüğü için biraz sönmüş. Bu sferotlerin boyutlarını ölçüp tedaviyi öyle değerlendiriyor. Bu baktığım ilaç o zamanlar Silsione, Vincristine, Procarbazine kombine kullanılıyordu. İngiltere'de öyle bir üçlü tedavi kullanılıyordu. Tüm malin gliyomlar için. Onların etkilerine baktım. Burada görüyorsunuz antitumoral etkisi var ve diğer ajanlara baktık. Burada dikkatimi çeken belki de sizinle çekmiştir. Adiremisinin çok etkili olduğunu burada görüyoruz. Bunun için en etkili. Zaten bunu böyle gördüğüm için de adiremisini daha sonra klinikte kullanmaya başladım. Burada dexamethasonun antitumoral etkisini görmüyoruz. Şu şeye yakın olanlar, etki olmayanlar, altında olanlar antitumoral etki gösteriyor. Bu malin gliyomlardaki durum. Burada siyahlar primer, beyazlar sekonder tümör. Yani metastaslarda yapılan çalışmaları gösteriyor. Bu şekilde eğriler, yani ilaç kullanılıyor ve bir 10 gün içinde, 10 gün takip ediyorum, 10 gün içinde bunlar tekrar toparlanamıyor. Bu normal kontrol grubuna göre burada görüyorsunuz ilaçlar etkili olmuş. Burada Winkris'in en fazla etkili göstermiş. Benim amacım neydi? Biliyorsun o bir dönem işte kültür antibiyogram hala yapılıyor. Kültür antibiyogram yapılıyor. Mikrop saptanıyor. Hangi ilaç etkili, hangi ilaç etkisiz, rezistans veya duyarlı. Ona bakılıyordu. Burada da onun gibi bir durum yapabilir miyim diye baktım. Örneğin bu hastada bu dexamethason zaten antitumoral etkisi yok. Hiçbir etkisi olmaz ama procarbazin ve Silsione'ye nispeten dirençli veya etkisiz görülüyor burada ama Vincristine ve diğer buradaki ilaçlar etkili gözüküyor. Yani bu hastaya bir tedavi yapılacaksa bu kombine tedavilerden bu ikisi yapılmayıp da sadece Vincristine yapılsa belki daha iyi bir sonuç olur. Bunu kliniğe yansıtacak bir çalışma yapmadım ama bu başarılı oldu bu sistem bu açıdan da. Bunu ben 1983 yılında Erdem Bey'in, rahmetli Erdem Hoca'nın bir şey olarak, uzman tezi olarak sundum. İnsan beyin tümörleri, multiseller, sürekleriyle doku kültüründe deneysel kemoterapi değerlendirmesi diye. Sonra yayın yaptım. Daha çok siklik AMP'lere ve GMP'ye yönelikti bu. Ve sisi yönünde karşılaştırması. Biraz sonra bahsedeceğim bunların ne demek olduğunu. Siklik AMP bayağı etkili, antitumoral bir etkisi var. GMP'nin öyle bir etkisi yok. Hatta tam tersi tümörü geliştirici bir etkisi söz konusu. Bu siklik mikrobiyotiklerin etkilerini deneysel çalışmama 1987 galiba yayınlanmış halde. Tabii başarısızız. Yani sonuçta laboratuvara da giriyoruz. İşte iyi sonuçlar da alıyoruz ama kliniğe geçtiğimizde sonuçlar iyi olmayabiliyor. Dolayısıyla hastalar alternatif tedavilere yönlendiriliyor. Burada böyle bir açış yapmak istedim. Çok çok eskilerde Küba'ya, Nepal'e gidiyorlardı hastalar. Nepal'de benim bir hastam bunu gidip almış. Bu bir bitki orada yetişen. Onu eziyorlar, bulamaç haline getiriyorlar. Saçlı deriye sürüyorlar. Bu şekilde bir tedavi şekli. Tabii bir etkisi olmadı, hasta vefat etti. Bunu kullanan bir hastam yaşamadım maalesef. Sonra bunu açtım, baktım ne olduğunu merak ettim. Bir şey, haşhaş bu. Yani bizim bildiğimiz haşhaşın bir cinsi. Köpek balığı kıpırdığı bir dönem bu gündeme geldi. 1992 yılında bir doktor köpek balıklarında kanser gelişmez diye bir kitap yazdı. Ben bu kitabı gördüm ama dikkat yani önemsemedim. Fakat 1996 yılında bu doktor yani bu ekip tekrar bir daha kitap yaptı. Hala köpek balıkları kanser olmuyor diye ısrarlı bir. Bunu aldım ben, okudum. Hatta ya biz de bir deneyelim dedik. Tayfun'la yavru köpek balıkları falan bulduk. Onlara deneysel çalışmalar yapacaktık klinikte.
Fakat 2004 yılında tabii ki bu böyle bir moda şeklinde geliyor gördüğünüz gibi olmadık bir şekilde. Çünkü anjiyojenetik bir yapısı var, işte damarsal yapıları yok o nedenle falan diye. Bir sürü şey kılıp uydurabilirsiniz bunu ama köpek balıkları da kanser oluyor. Oranları az ama onlar da kanser oluyormuş. Şimdilerde Küba yani moda Küba. Küba'daki bir mavi akrep zehiri. Küba'da yetişen bir akrep cinsi. Orada ilaçlar yapılıyor, kanser ilaçları. Küba'da çok ucuz bunlar. Fakat siz dışarıdan gelip almak istediğiniz zaman çok yüksek fiyata satılıyor. Benim bir hastam da 3. yıla giriyordu. Erkek bir hasta, glioblastom. Çok iyi gidiyordu. Tümörü yoktu. Sonra öğrendik pankreatit geçirmiş ve ondan dolayı vefat etti. Sonra öğrendik ki bu mavi akrep zehirini kullanmış. Sonra ben baktım hepatoseller karsinomda tümörü durduracak yerine tümörü daha da geliştirici bir etkisi olduğunu gösteren bir çalışmaydı. Yani tamamen ters etkide bir şey. İnterferonu da anlatayım o hikayeyi. İnterferon bir dönem bu immünoterapi öncü molekül beyin anaplastik tümörlerinde tedavi ediyor denerek yine bu da moda tarzda ortaya atıldı. Ben o zaman asistandım. Makaleler yayınlandı. İşte ben İngiltere'deyim o zaman. Bir doktor orada bizi ziyaret etti Amerika'dan bir nöroşirurjan. Senatörün karısında GBM olmuş. Ve senatör karısına bu interferon uygulanmasını istiyor. İşte bunlar önlemeye çalışmışlar. Ya daha deneysel çok emin değil şu da budur ama senatör ısrar etmiş. Çok propagandasını yapıyorsun. Ne demek? Kullanılacak falan. Ve tabii senatörün karısı öyle davalar falan. Böyle bir olay. Dediğim gibi İngiltere'de başka bir grup geldi. Biz bir çalışma yaptık interferonla. Bir sonuç elde ettik. Fakat çok inanamadık. Güvenemedik. Sen in vitro çalışıyor musun? Çalışır mısın dediler. Tabii dedim benim gündemimde yoktu interferon ama ben de çalıştım. İnterferon burada rakamlar bir şey ifade etmeyebilir ama burada interferonun hiçbir antitumör etkisi olmadığı görülüyor. Üstüne üstlük yüksek dozlarda şurada görülüyor yüksek dozda birinin üstüne çıkmış. Yani antitümöral etkisi var. Tümöral etkisi çıktı. Dexamethason burada onda antitümöral etkisi yok. Bu da yine siklikamepenin antitümör etkisini gösteriyor. Yani bir tümör etkisi olmadığı ortaya çıktı. Zaten onlar hayvanlarda yapmışlar çalışmaları interferonda. Onlar da böyle bir hiçbir etkisi olmadığını gösterdi. Ondan sonra bunu yayınladık ve bu interferon olayı da böylelikle sönmüş oldu. Sonuçta söylemek istediğim bu alternatif tedavilerle ilgili olarak genel kapsamda bunlar moda tarzında zaman zaman değişik genel erişilmesi zor. İşte umut vadeden tedaviler tarzında çaresiz kalanlara sunulur. Bunlar koca karı ilaçlarından bahsetmiyorum. Doktorların sunduğu ilaçlardan bahsediyorum. Tabii bu yeni ortaya atılan bir alternatif tedaviyi baştan reddetmemek ve bilimsel araştırma yapmayı ben öneriyorum. Ama genellikle bu yeni alternatif tedavi yöntemleri tümörü yok etmek yerine tümörü daha da geliştirici yönde etki gösterdiğinde işte örneklerle verdim. Örnekleri çoğaltabiliriz. Burada iki örnek daha verdim ben. Anne sütü ve kanabis diye. Anne sütü yine bizim kitaptan bir alıntı var. Bu anne sütü laktoferrin peptidinin immünoglobulinde ve nöral diferansiye edici etkisi bilimsel olarak gösterilmiştir. Ben öneriyorum anne sütü. Eğer imkanı varsa öyle bir durumda. İyi sonuçlar da aldık yani şey değil, koca karı indirici gibi bir şey değil. Kannabis, kenevir, bu psikoaktif olmayan kannabidiol molekülleri, ilaçları da var bunların, anandamid, nabiximol gibi faziki çalışmasında bir yıllık ortalama sürüvi %53'ten %83'e çıktığını gösteren çalışmalar var. Ama aynı zamanda yine bizim interferon gibi yüksek dozlarda gliyom gelişimini arttırdığını gösteren çalışmalar da var. Benim bir deneyimim yok. Hiç bir hastama da önermiş değilim. Zaten bu yeni tekrar gündeme çıkmış bir şey. Yalnız bunda bir şey var arkadaşlar. Böyle gündeme yeni çıkan bir şey varsa mesela kannabis. Her derde deva. Biz MS'den tutun, Parkinson'dan tutun, işte dejeneratif hastalıklar, ALS'i şudur budur. Bu arada beyin kanseri. Böyle bir şey ortaya atıldığı zaman tabii insanda soru işareti çok fazla oluyor ama benim bir deneyimim yok. Sadece burada örnekler vermeye çalışıyorum.
Moleküler biyoloji, klinik nöroklinik katkısı tabii ki yani çok büyük bir katkısı oldu. Her şeyimiz değişti. Öncümüz burada bu arkadaş Kevin Cross, bu Kanada Western Üniversitesi mezunu, Toronto'da dahiliye, New York'ta nöroloji eğitimi alan ve ilk kez moleküler biyolojiyi oligodendron tedavisinde pratiğe sokan öncü araştırıcı. Oligodendrogliomlarda 1P19 kıl yetiminin iyi prognoz gösterdiğini bu yazısıyla 1993 yılında ortaya attı ve bu hala geçerli, hala korunuyor. Bu bilimsel bilgi. Biliyorsun bilimsel bilgi zaman zaman değişiyor. Tamamen tersi de söylüyor ama bu henüz yanıltıcı bir şey çıkmadı. Hala geçerli bir bilgi. Avrupa Nöroonkoloji Derneği'nin guideline'ına bakacak olursak birinci sınıf, yani birinci sınıftaki bir tedavi de önerilen şey karnöski performans skoru, nörolojik fonksiyon iyi olması, yaş gibi durumlar. Diğerleri hiçbirisi birinci sınıf bir kanıt değer, yani kanıta dayalı bir tedaviye uygun değil. Baktığınız zaman birinci sınıfta biraz önce bahsettiğim bizim standart tedavide uyguladığım tedavi yöntemi bu. Bu yenilendi. Yine bunu bir arkadaş şey yaptı, güncelledi sunumda. Yine bu diyor sunumlarında, Zoom sunumlarında. 8 Aralık 2020'de yenilendi. Yenilendi tabii burada görüyorsunuz moleküler markerlar, moleküler belirteçler hep ön plana çıkıyor artık. Çünkü buna göre tümör identifiye ediliyor. Burada tabii glioblastom tek bir şeye düştü. Eskiden derece 4 olan buna da sekonder glioblastom diyorduk, artık diyemeyeceğiz. Artık son grade 4. Tedavide, kılavuzda ne fark var? Hiçbir fark yok. Özellikle bu mutant olan, mutasyona uğramış anaplastik gliomlar için. Artık glioblastom için buraya bakacağız. Mutasyona uğramayanlar da çok büyük bir fark yok. Bir tek burada bevacizumab eklenmiş. İşte tekrar ameliyat edebilirsiniz, tekrar iradiye edebilirsiniz veya eksperimental bir tedaviye gönderebilirsiniz gibi alt not şeklinde kılavuzda göstergeler var. Evet. Zaten bu şimdi de bizim pratiğimizde uygulanıyor bevacizumab. Kullanılıyor. Damarsal etki, vasküler etki olarak. Çünkü kemoterapiklik ajanlara dönecek olursak bunlar da DNA'da özellikle eski olanlar karmıştım ve lomustin yani BCNO ve CCNO çapraz bağlarda kırılmalar yapıyor, bozukluklar yapıyor. Temozolomidin bir özelliği metilasyon yapıyor. Yani direkt olarak DNA'ya etki ediyor. Temozolomiti çok sık kullandığımız için bunu daha detaylı söylemem gerekiyor. Temodal Amerika'daki adı, pardon Amerika dışındaki adı, Amerika'daki adı Temodal. Mart 2005 tarihinden beri yeni tanı konmuş glioblastom için FDA onayıyla ağızdan alınan alkilleyici bir nitrozilet. Kullanımı kolay. Hedefi DNA dediğim gibi guaninin 7. pozisyondaki azotuna ve 6. pozisyondaki oksijenine metilasyon oluşturma yeteneği var. Standart tedavide eş zamanlı radyokemoterapi olarak yaygın kullanımda, biraz önce bahsettim. Medyan ortalama sürevi eğer sadece radyoterapi verirseniz 12,1 ay, temozolomit eklerseniz radyoterapi 14,6 ay. Zaten bu farktan dolayı FDA'dan onay almış bir ilaç. Lökopeni yan etkisi en fazla da trombositleri etkiliyor. Trombositopenisi çok derin olabiliyor. BCNO, karmustin preparat adı. Buradaki hedef DNA'dan çok onların çapraz bağları. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sistemik intravenöz veriliyordu bu. Bizde bir onayı yok. Şimdilerde lokal kemoterapetik ajan olarak 15 günde eriyen polimer tarzında biliyorsunuz preparat adı Gliadel kullanılıyor. Lokal kemoterapi olarak kullanılıyor. Lokal kemoterapi olarak bu FDA tarafından yine 2002'de onaylı. Bizde onayı yok. Medyan ortalama yaşam süresi eğer kullanılmayanlarda 11,6 ay, kullanılanlarda 13,8 ay. Böyle bir fark var. Beyin ödemi, lokal ve pulmoner toksitesi var. Bu lokal. Burada bir örneği görüyorsunuz. Kavite içine yerleştirilmiş. Sisyonu çok eski preparat. Lomustin adı. Yine bunun hedef DNA'daki çapraz bağlar. Bunun özelliği yağda erimesi nedeniyle kan beyin bariyerini geçiyor bu ilaç.
alkilleyici nitrozüre grubundan. Bu da peroz'dan verilen eski bir ajan. Faz 3 çalışmasında ortalama sürümü 16,7 ay. MGMT metil hastalarda, bunlar biliyorsunuz özel bir grup, faz 3 çalışmasında eğer siz sadece temodolamit verirseniz 31,4 ay. Ama dikkatini çekelim. GBM'in metili olanlar. Alo. Çok fark ediyor. Eğer temodolamit ve CCM verirseniz o da 48,1 ay ortalama sürümü veriyor GBM'de. Bulantı, kusma, kemik iliği. Online toplantı vardı. Sor abi. Olsun olsun. Otomüstin bir Fransa kökenli yine alkilleyici bir nitrozüre türevi. Preparat adı Muforan. Bu intravenöz uygulanıyor. Biraz zahmetli. Bunda benim çok tecrübem var. Çıkmadan önce, termodolamit çıkmadan önce. GBM hastalarında medyan yaşam süresi. Bu yalnız bu GBM hastaları primer. Yani şu anki sekonder değil. Primer. Gerçek primer. GBM hastalarında medyan yaşam süresi 8, ortalama yaşam süresi 10 ay, progresyon kutsal kalımı 6,5 ay. Benim yaptığım çalışma. Kemik iliği depresyonu yan etkisi, belki FDI desteği olmaması, işte Fransız kökenli olduğu için, yani ağızdan bir form olmaması nedeniyle pek tercih etmiyor şeyler, onkologlar, bilemiyorum neden. Adriamycin, yani benim in vitro çalışmalardan dolayı etkilendiğim bir ilaç. Doxorubicin preparatı adı. Amoxicillin türevli bir antibiyotik aslında, daronamisin. DNA içinde interkalasyon yapıyor. Bizim çalışmamız bunlar. Ommoya kullanarak intratümörel GBM'lerde verdik. Ortalama sürvi 11,5 ay. Anaplastik astrosomlarda ortalama sürvi 24,8 ay çıktı. Yalnız toksik bir ilaç bu. İki olguda lokal enfeksiyon oldu Ommaya'dan dolayı. Bir olguda da nokardiyastroidoz dediğimiz bir mantar türedi. O mantarla uğraştık. Mantar tedavisi yaptık. Kombine sistemik tedaviler. Bir ilacı kombine ederseniz başka bir kemoterapi tarzında sinerjik. Bu bir en meşhur PCV tedavisi biliyorsunuz. P parbazin, C Cisiano, Vincristin de V'nin dolayı. Bunlar anaplastik astrosomda avantaj sağlıyor ama glioblastomda maalesef meta analizlerde üstünlüğü gösterilemedi. Hatta bu PCV'ye bir başka dördüncü ilaç eklendi, eflornitin diye. O bile bir avantaj sağlamadı. Hatta daha kötü sonuç. 11,1'e 11,5 ay. Yan etkileri fazla. Hasta konforu çok iyi değil. İngiltere'de bunları kullanıyorum ben. Anaplastik astrosomlarda özellikle GBM'de fazla bir etkisi, hiçbir etkisi çıkmadı yani farklı. Burada da görüyorsunuz üçlü ve dörtlü kullanımlarda bir etkisi yok. Kaplan-Meier eğrisinde. Mukladezine gelelim. Benim kullandığım bir ajan. Bu hematoreptik ajan değil. Açılımı bir türlü siklik adenozin monofosfat. Nereden bu çıktı? Rahmetli oldu bu COVID döneminde bir profesörümüz vardı, hocamız, göğüs profesörü Ege Üniversitesi'nde dekanlık da yaptı. İlhan Vidiner. Onun bir stajı, yani 5. sınıfta göğüs stajında bir ders veriyordu. Surfaktanı anlatıyor. Yani bir ders boyunca sadece surfaktanı anlattı. Herhalde aslanlarına falan anlatıyordu veya da bir şey hazırlanıyordu. Ben de onu dinledim. Orada siklik AMP diye bir molekülden bahsetti. Benim çok ilgimi çekti. Yani bu enerji metabolizması yer alan müthiş bir şey diye öyle bir şey uyandı bende. Ve hatta tıp fakültesi bitirme tezine dedim ki ben beyin tümörlerinde ben bunu ölçeyim BOST'ta ve serumda. O zaman araştırıcı yaptı. Bir yapamadım o çalışmayı. Yine çocukluk çağı beyin tümörleri nöroşirden bir tez aldım. Ama bu benim aklımda kaldı. Bunu nasıl yaparım diye. Çünkü AMP adenozin monofosfat gliyomlarda azalıyor. Bir siklik bitiyordu bu. Sekonder messenger ödevi var. Guanezin monofosfat da bunun farklı bir molekül. Sadece guanezin monofosfat dediğiniz zaman da gliyomlarda bu artıyor. Yani bir yin-yang Çinlerin meşhur birbirinden farklı etkileşim yöntemi gibi. Tabii o zamanlar çok fazla bilgi yoktu o dönemde.
Ben bir İngiliz kümülten bir burs kazanıp bunu yurt dışında araştırmak için gittim. Ve bunun bir sitotoksik değil, statik bir etkisi olduğu ortaya çıktı o çalışmalarda. Bir diferansiyasyon ajanı olduğu. Yani malignleşen bir gliyom hücresinin tekrar eski haline döndürücü bir etkisi var. Fizyolojik bir tedavi edici bir vücutta bulunan bir madde. Bunlar işte bu steroidlerde denedik. Bu sikliklerin etkisini gösterdik. Daha sonra Ommaya rezervuarla lokal uygulamalar yaptık. Bupledezinle de. Aynı zamanda adriamisinle. Sonra eriyen polimer teknoloji çıktı. Çünkü Ommaya problemli olmaya başladı. Herkes buna işte enfeksiyon gelişti, durdu. Şikayetler olduğunca, komplikasyonlar çıkınca eriyen polimer teknolojisini uyguladık. Deney hayvanla toksik çalışmalar yaptık. Bupledezin hiçbir toksik şey yok. Ventikle bile koyabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Bupledezin mümkün değil. Hatta adremisin toksik çıktı. Hafif toksik bir etkisi çıktı polimerlerde. Klinikte primer GBM hastalığına bu bupledezin polimeri uygulamaya başladık. Anaplastik astrodromlarda ve sekonder GBM'lerde adremisin polimeri uygulamasını yaptık. Bunun etkili olduğunu görünce, fakat bu statik, özellikle bu bupledezinin etkili olduğunu görünce, yalnız bunun 6 ay sürüyor tabii. Eriyor 6 ay sonra. Bu nedenle 6 ay aralarla tekrar vermek gerekir. Onların tedavilerine giriştim. İsmail Taner'in teziydi bu. Doksorubisinle yani adriamisinle yapmış olduğumuz bu Ommaya rezervuarıyla, burada görüyorsunuz bir anaplastik gliyom. Ommaya rezervuarı. Tabii BT döneminden bu. BT döneminden çalışma. Ve etkili olmuş. Oradan bir hasta bu. Ommaya rezervuarı buradan kisti aspire edebiliyorsunuz. İçine ilaçları verebiliyorsunuz. İşte 6 ay şeylerle olmadan belirli aralıklarla ilaç verebiliyorsunuz. Bu solda yerleşmiş genç bir çocuktu bu. Bir anaplastik gliyom. Sadece aspire edebildik. Biyopsi aldık. GBM. Bu tedavi sonrası. Tabii BT dönemi bu. Bu hasta sonra muayeneme geldi benim. Hiçbir şey yoktu yani. Spastik hafif bir hemiparesi vardı. Ben MR'ı da olsun diye MR'ı çektim. Bu 15 yıl sonraki MR'ı. MR yok. Zaten hastanın kliniği de çok iyi. Bu arada tabii bu Ommaya'dan bahsettik. Ommaya Eyüp Han. 1930'da doğmuş, 2008'de ölmüş. Özellikle kemoterapi için hazneli beyin kapıklarını geliştiren Pakistanlı beyin cerrahı. Onu da bu arada almış olalım Ommaya'dan bahsederken. Bu bupledezin lokal polimerini nasıl uyguladık? İşte kavitede tümörü çıkartmışız GBM'e. Bu büyük ihtimalle sörgüsel veya sponjel kanamayı durdurmak için. Ve bupledezinimiz bizim gliadelden daha ufak ve daha uzun etkili. 6 ay. Gliadel 15 gün etkili. Erime süresi 6 ay. Burada bir video var oynarsa. Evet. Bu videoda görüyorsunuz kavitesi tümörü çıkartmışız. Ve bir burada kırmızı renkte, adriamisin kırmızı renkte bir ilaç. Bu büyük ihtimalle adriamisin polimeri. Adriamisin polimerini yerleştirmişiz. Bunları yayınladık. Tabii sadece mupledezinle ilgili olanları yayınladık. Bu yayına bakacak olursak, dört grup var. Kontrol grubu, otomüstin sadece sistemik kemoterapi uygulanan grup, sadece lokal mupledezin uygulanan ve ikisinin kombinasyonu grubu. Aşağı yukarı randomize bir çalışma bu. Yaşlar aşağı yukarı eşit. Yaşam sürelerine bakacak olursak kontrol grubu 32 hafta yaşamış. Sistemik kemoterapi verdiğimiz 38,9 hafta yaşamış. Sadece bupledezin verdiğimiz 48,9 hafta yaşamış. Otomüstin ve bupledezini kombine verdiğimiz zaman 71,5 hafta yaşamış. Gayet iyi bir sonuç. Bu ilk uyguladığımız hasta. Burada biz de ilacın etkisini bilmiyoruz ve ilaçlamamız lazım molekülü. Sadece biyopsi yaptık. Bu rekürans. Rekürenslerde şey yaptık, primer değil. Yani ilk tanıda değil. Ameliyat etmişiz. Rekürans olmuş. Belli bir GBM oldu ama tekrar biyopsi aldık ama tümörü eksile etmedik. Aslında tümör eksile edilebilir bir tümör. Tip 1 bir tümör.
Eksize etmedik, bakalım görelim dedik. Yani bu ilaç çok etkiliyse yapsın bakalım etkisini. Sadece bupredezin yerleştirdik. Bakın 6 ay sonraki filmi bu. Tek bupredezin. Yani tek dedim ya, üçlü falan koyuyoruz. Büzüştüğünü görüyoruz diyorum. Ventikülerin düzeldiğini görüyoruz. Diferansiye edici bir etkisi var. Yani normale dönüştürüyor her şeyi. Burada bir örnek bupredezinin yerleştirildi. 3 tane bupredezin polimerini yerleştirildi. Ve 6 aylık bir fark yok. Kaplan EMI evsinde bu ilacın etki ettiği sürece bir farklılık gösterdi. Öyle olunca biz bunu 6 ayda nasıl verebiliriz diye düşünmeye başladık. Stereotaktik biyopsi aldığımız sistemde vermeyi planladık. O şekilde polimerleri bu şekilde bu stereotaktik kanülün içinden geçecek tarzda tekrar bir form verdik. Ve aynı seansta mesela bu hasta ne oldu belli değil. Primer hastaları kullanmaya başladık. Biyopsi yapıyoruz. GBM geliyor sonuç. Sonra yerleştiriyoruz böyle bu polimerleri tümörün kalitesinin içine. Sonra bir tur atıp hem teşhis hem tedavi olmuş oluyor. Bu uygulamaya geçtik 6 ayda bir. Burada bir örnek var. Bu hemşirenin babasıydı. Rekürem bu. Rekürem olmuş. GBM biyopsi yaptı. Sadece biyopsi yaptık. Hiç eksize etmedik. Zaten bu tip 3. Tip 3 bir GBM. Eksizyon mümkün değil. Mantıklı değil. Biyopsi yaptık. Bupredezin yerleştirdik. Sonra 6 ay sonra bir daha yerleştirdik. Bu bir yıl sonraki filmi. Tümör yok. Bir sonrakini yapamadık. Ama anlatacağım ne bileyim. Evet bu bir yine kaplan eğrisi farkı görüyorsunuz. Onu rakamsal olarak bunu da yayına hazırladık. Kabul edildi ama yayınlanmadı bu bilgiler. Şurada görebiliriz. Yine aynı grup, onlu grup. Bir on grup daha buraya eklenmiş oluyor. Burada medyanları da verdik. Ortalama yaşam süresi bunları bahsetmiştim. 6 ayda bir eklediğimiz zaman bunu 89,8 haftaya yükseldi ortalama. Yani bu 22 ay eder. Neredeyse 2 yıl. Yani ortalaması bu. 22 ay yaşadılar ama bu çalışmaya devam edemedik. Burada nedenini anlatmak istemiyorum. Bu lokal olarak uyguladığımız, bir seferde uyguladığımız ortalama 71,5 hafta yaşam süresi. 6 ay aralarla uyguladığımızda yarım kalan çalışma bu. 89,8 hafta ortalama yaşam süresi. Ve bunu daha sonra biz ventrikül içine de koyduk. Yani daha doğrusu yanlışlıkla kaçmış. Herhangi bir yan etki olmadı. Ve etkisini gösterdi. Yani tümör içine koymaya gerek yok. Tümörün yakınına da mesela ulaşamadığınız bir yerde ise yakınına da koysanız etki gösteriyor. Tümörü küçültüyor. O yayından resimler. Lokal kemoterapiyi sonlandırmak istiyorum. Cochrane diye çok güvenilir meta analiz yapan bir grup var. Onlar bu gliadeli özellikle wafer'ları anaplastik klonlarda uygulanan tedavileri gözden geçirmişler. Burada placebo'yla gliadelin farkını görüyorsunuz. Bir sonuca varmış bu meta analiz sonucu. Gliadel yani bu bisyeno polimerleri plasaboya göre yan etkisi olmaksızın primer hastalıkta yaşam iyileşmeye neden oluyor. Başkaca bir ölçekte yararlı bir kanıt yok. Rekürren hastalıkta ise ek bir yarar sağlamıyor diye bir sonuca varmışlar. Bizim ilk yaptığımız çalışmayı da almışlar aslında burada görüyorsunuz. Fakat bunlar dışlanan çalışmalar arasında yer alıyor. Bizim Typhoon'la yaptığımız çalışmayı da burada refere etmişler ama tahmin ediyorum biz şey kullanmadık yani plasebo kullanmadık. Etik görmedi bize. Plasebo, boş plasebo, boş ilaç kullanmadık. Belki de ondan eksplode edildi bizim çalışmamız. Evet burada bitirelim. Daha çok modalitelerimiz var. Bir başka modaliteye geçiyoruz. Tedavi modalitesi. Bu bor nötron yakalama tedavisi. İngilizcesi boron nötron capture therapy. Burada da hedef GBM hücresi. Hasta
Bu 1936'dan beri bilinen bir konsept, fiziksel bir konsept. Termal nötronlarla stabil bir izotop olan bor, radyoaktif bor onun ışınlanması ve alfa parçacıkları ile helyum 4 ve lityum 7 ile yüksek enerji transferinin sağlanması. Metodoloji bu. Selektif tümör hücresi ölümüne neden olduğu söyleniyor. Bu bor akımını arttıran molekül arayışları hala devam ediyor. En sık bromofenilalanil kullanılıyor. Bu ağızdan verilen bir ilaç. İşte başlıca araştırmada olan ilaçlar da var. Etkisini daha da arttırabilmek için. Japonların yaptığı bir çalışmada ortalama sürvi 19,5 ay bulunmuş. İsveçlilerin yaptığı bir başka çalışma 17,7 ay. Bu bor nötron yakalama tedavisinin sonuçları. Bu nükleer bir reaktör gerektiriyor nötron ışınlaması için. Tabii hastane şartlarında zor, pahalı bir yöntem. Yan etkileri, ben CNS'in bir toplantısında, kapalı bir toplantıda bu tartışılıyordu. Yan etkiler tartışılıyordu. Orada yani çok ürktüm çünkü çok enteresan yan etkiler falan söyledi. Artık buna mı bağlı? Yani çok fazla ürktüm. Hiçbir hastamı zaten bu tedaviye yollamadım. Yol gidip gelen hastam da yok. Yani çok fazla bir tecrübem yok bu konuyla ilgili ama çok zor bir konu. Şeyler de ortada yani. Fakat yan etkilerinin yayınlanmadığı görüşündeyim. Gen tedavisi bir başka tedavi modalitesi. Çok bu da önemli bir, büyük sansasyon yaratmıştı ilk ortaya atıldığında. İntihar gen tedavisi, tümör baskılayıcı gen tedavisi, immün modülatör gen tedavisi gibi. Tabii gen tedavisine girmeden önce bir glioblastomun bir genine bir bakalım. Yani gen dediğimiz zaman bu glioblastom hastasının gen haritası, kromozomların haritası. Burada kırmızı gözükenler fazlalıklar, mavi gözükenler kayıplar. Yanda gözükenler. Burada en fazla mavi şu kromozomda gözüküyor. 10. kromozom. Onu bahsettik zaten. Bitenin olduğu, spesörgenin olduğu kromozom. Bakın ne kadar çok kayıp var. Burada da aksine artış var. 7. kromozom. Bu epitheliyal growth factor reseptörünün olduğu kromozom. Ne kadar çok artış var. Bir de şurada dikkati çeken bir kromozom var. 9. kromozom. Bu da sikline bağlı kinaz inhibitörünün olduğu. Burada hem delesyon var hem kazanım var. Yani 9. kromozom bu P16 ile ilgili genelde. Yani şu 3 kromozomda. Ama baktığınız zaman sağlam kromozom yok. Yani değişikliğe uğramamış, kırmızı maviye boyanmamış. Burada 8 kromozom, onda da var aslında bozukluklar. Yani tüm genom burada bozuk. En fazla bunlar da bozuk. Dolayısıyla işimiz zor aslında. Şimdi gen tedavisi başlangıcı nasıl oldu? Dedi ki biz 250 bin proteinimiz var vücutta yaklaşık. Her proteini bir gen koruyor. O zaman öyleydi bilgimiz. Çünkü DNA'yı ön planda tutuyordu. Ve bu protein İnsan Genom Projesi ile baktık ki 22.500 gen çıktı. Yani hiç de beklenmedik bir sonuç bu. Ya bir gen nasıl, hangi protein nasıl yapıyor, ne zaman yapıyor, nasıl karar veriyor falan derken anlaşıldı ki bu işte RNA ön planda. RNA in oldu, DNA out oldu. Mikro RNA diye bir dünya açıldı. Buna pek kimse girmek istemiyor. Çünkü giren çıkamıyor. Bunu ilk ortaya atan da bu arkadaş, yani yaşıt Amerika Birleşik Devletleri'nden gelişimsel bir biyolojist, ilk kez mikroRNA'yı bulan bilim insanı 1993'ünde şu yazısıyla buldu. Bunlar onkogen ya da süpersengen, yani hem onkogen hem de süpersengen de olabiliyor. Yani aynı zamanda da olabiliyor. Böyle tuhaf RNA parçacıkları. O kadar karmaşık ki bunların yapısı, glioblastomda araştırılmış. Bunun içinden çıkan yok. Büyük ihtimalle işte bu yapay zeka, belki machine learning, bu gibi deep learning yöntemleri bunu çözecek. MikroRNA diye bir mecmua var, çıkıyor. Bu sadece bu konuyu gündeme getiriyor. Glioblastomda MikroRNA, ilk bulunan zaten glioblastomda bu fazlalık. Bu MikroRNA'nın 21 üzerinde çalışma yapılmış. Glioblastomda bunun ekspresyonu çok fazla. Anaplastik gliomda da bu mikro 21'den ziyade
mikro RNA 10B daha fazla. Ama bunlar ne anlama geliyor? Biz de oturduk, TÜBİTAK'tan proje aldık, çalışmaya başladık. Ama yani ben değil tabii, benim çok fazla şeyim yok. Yani moleküler biyolojideki arkadaşlar işin içinden çıkamadılar. Dediğim gibi bu konuyu çok zaman yer yerde gündeme getirmiyorlar. Çünkü çok karışık bir konu bu. Herhalde machine learning veya deep learning neyse yapay zeka çözecek. Onu orada kapatıyoruz. Epigenetik tedavi bir başka modelite. Epigenetik tedavi ne? Bu histon deasetilaz en fazla üzerinde çalışılan. DNA'nın biliyorsunuz histonlarla kurunduğunu kromozom yapısı içinde. Onları biliyorsa bu histona yönelik tedaviler. Bunlar deniliyor. Vorinostat bir molekül. Hedef burada histon. Faz 2, 1, 1 ve 2 çalışmaları yapılmış. Bevacizumabla kombine etmişler. Fakat daha kötü sonuç almış. Bakın bu kombine edilmeyen tedavide 9,24 ayken kombine edildiğinde 7,80 aya düşmüş. Diğer bir yan etkisi. Bir başka molekül valproik asit. Bunu biliyoruz. Antiepileptik bir ajan. Burada da hedef histon. Yine bu histondaki söylediğim asetilaz. Faz 1, faz 2 çalışması yapılmış ama medyan ortalaması hakkında 5,7 ay. 7 ay. Bayağı düşük. Bulantı kusma yan etkisi. O nedenle kombine etmişler. Temozolomikle kombinasyonda burada yüksek bir oran var. 29,6. Bunlar devam ediyor. Bilemiyorum doğru mu değil mi? 5,7'ye temozolomik eklene kadar farklı diyor. Bu henüz valproik asitten biraz umutları var. Ama panobinostat, romidepsin gibi moleküller de var. Histona etkili. Bunlar hayvan modelleri ve in vitro çalışmalarda çok iyi sonuçlar alınmış. Hep aynı hikaye. Fakat faz 2 klinik çalışmaları olumsuz maalesef. Bunu da burada kapatıyoruz. Onkolitik virüs tedavisi. Bu başka bir modalite. Buradaki hedef virüsler lizis yapıyor. Bu lizisle tümör parçalanıyor. Bu parçalanan tümör antijenlerinde acaba immün sistemi biz aktive edip de bir sonuç alabilir miyiz? Yani böyle bir mantalite. Yine hedef GBM hücresi. Oncorin, herpes simplex kullanılmış, reovirüs, parvovirüs, poliovirüs, Newcastle disease virüs, poliorinovirüsler, faz 1, faz 2 ve preklinik çalışmaları var. En iyi sonuç burada parvovirüs peki gözüten. Ortalama süre 15,4 ay. Progresyonsuz sağ kalım 15,9 hafta. Ama genelde etkisi pek gösterilememiş. Elektrik alan tedavisi. Kamil böyle bir sürü soru sormuş. O sorulara da cevap da oluyor böyle geçtikçe. Evet, elektrik alan tedavisi modalitesi. İşte bu Bohr'la ilgili fiziksel bir şey bu. Selüler bir membranda parçalanmaya yol açıyor deniliyor. Hedef mitoz burada. Taşınabilir tıbbi bir cihazla düşük şiddette orta frekansta alterne elektrik atıp akım alanları oluşturma esasına dayanıyor. FDA onayı almış bu arkadaşlar. 2011 yılında recurrent GBM'de hatta yeni tanı almış GBM'de de 2015 yılında tanı aldı Amerika'da. Faz 3 çalışması yalnız burada temozolomikle kombine ediyorlar. Kombine etmeden 16,6 ay, kombine ettiklerinde 19,4 ay. Bu FDA'nın onay vermesi sağ kalım, progresyonsuz sağ kalımda ki bu farktan dolayı vermediklerinde 4,2 ay, verdiklerinde 7,1 ay gibi böyle bir progresyonsuz sağ kalımdaki bu önemli farktan dolayı bir FDA onayı almış. Bilişsel işlev bozukluğu olumsuzlukları kaydedilmemiş. Tabii kemoterapi ajan değil bu, radyoterapi de değil. Yan etkisi topikal deri yaralı. Tabii bu tümör tedavi alanları iyonize olmayan bir çeşit radyasyon, çok çok düşük dozlarda. Böyle bir çalışma var. Kavitenin etrafında ve ventrikül civarında bu tümör elektrik alanlarının maksimal düzeye ulaştığı da gösterilmiş. Tabii bu da tedavi açısından etkili olabilecek bir konum olabilir aslında. Fakat benim bir tecrübem yok.
Bana göre etki mekanizması ve metodolojisi belirsiz, bilimsel ve geniş hasta seri yayınları eksik, sadece olgu sunumları tarzında, bazı hastalarda sonuç alınan, Amerika'da FDA onayı almış bir tedavi seçeneğidir. Elektrik alan tedavisi. Gelelim kök hücre tedavisine, bir başka tedavi modalitesi. Kök hücreyi ilk defa aslında bulduğunu bilememiş tabii. Langerhans, Paul Langerhans, bir Alman patolog. Biliyorsun insülin üreten Langerhans alıcıklarını bulan kişi. Aynı zamanda deride böyle bir hücreler, bu kendi çizimi, yani kendi çizimi de, demiyor, kendi bulduğu. Fakat adlandırılamamış. O zaman öğrenci, tıp fakültesi öğrencisi ve yayın yapıyor. Bunu yayınlıyor. 150 yıl sonra yeni yöntemlerle bunun bir kök hücre olduğu, deride bir kök hücre olduğu ortaya çıkıyor. Tabii olay nedir? İşte biz tedavi ediyoruz. Antiangiyojenik ajan veriyoruz. Tümörün damarsal yapısı azalıyor. İşte radyoterapi veriyoruz. Tümör parçalanıyor. Antijenler ortaya çıkıyor. Aşıyla da bunu kuvvetlendiriyoruz. Dendritik hücreler devreye giriyor. Ve bu tümör hücrelerini fagosite ediyor. Fagosite edince tabii onlara proteinlerini ayırıyor. Onlardan bir antijen sunan bir hücre gibi davranıyor. APC hücre gibi davranıyor. Bunlar lenf nodüllerine gidiyor. Lenf nodüllerinde bunlar çoğalıyor bu şekilde. Ve bir immün yanıt oluşuyor. Ve bu immün yanıtla da biz bu tümörü tedavi edeceğiz. Yani mantalite bu burada. Biz de ilgi duyduk tabii bu kök hücreleriyle. Çok çalışma yaptık. İşte burada kültürde görülen bu sferoid kök hücrelerden üretilmiş bir sferoid. Hakikaten bayağı mesai sarf ettik bunlarla. Fakat tabii bu kök hücreleri beyinde dendritik hücreler olarak biliniyor. Hücre kültüründe bazen tümör hücrelerine saldırıp fagosite ediyorlar hakikaten. Ama yine aynı hücre kültüründe çoğu zaman tümör hücresi hiçbir şey yapmıyor. Tümör hücresi geçiyor yanından ve hiçbir şey yapmıyor. Bu hücreleri tedaviye katkısı olacak tarzda aktive edecek henüz bir molekül ya da yöntem geliştirilememiştir. Bilinen en etkili aktivasyonu mekanik uyarımdır. Tedavi olgu sunum düzeyinde standart olmayan, sonuçları vakadan vakaya değişken olduğundan güvenilir değildir. Bu benim görüşüm tabii. Bir de üstelik kanser kök hücreleri devreye çıktı. Bu kanser kök hücreleri de kendini yenileme özelliği olan, tümör içinde ender görülen, sürekli proliferasyon gösteren ve çok yönlü farklılaşma özelliği olan, tümör direkt kendinden değil de tümör oluşumuna neden oluyor. Ne oluşumu, neden olan kök hücreleri bunlar. Bunlar da markerları, onu işaretleyeceğim. Hepimiz artık biliyoruz ki gliyoblastomu biz tedavi ediyoruz, burada olduğu gibi. Rezidü kalıyor. İşte bu rezidü de aslında bu kök hücreleri, kanser kök hücreleri kalıyor. Bunlar radyoterapiye dirençli, kemoterapiye dirençli hücreler. Ve bu hücreler daha sonra repopüle oluyor ve tümörü tekrar görüyor sahnede. Peki bunları biz tedavi edersek bir tümör regresyonu olabilir mi? Bunu bir hedeflersek. Çünkü bu şekilde olmuyor. Tabii önce markerlarını bilmemiz lazım. İlk bulunan CD133, sonra bulunan markerlar bunlar. Kanser kök hücrelerinin markerları. Bu yine benim kitaptan alınmış, üçüncü kitaptan alınmış. Diğer, tabii sadece glioblastoma değil, tüm tümörlerde bunlar, kanserlerde tek tek çıkıyor ortaya. Yolaklar çıktı arkadaşlar. Yolakta 3 tane önemli yolağı var. Bunlar Hedgehog, Moch ve Wnt diye isimlendiriliyor. Bunların nereden isimlendiriliyor? Çünkü meyve sineğin adı Drosophila melanogaster. Genetik çalışmaların da yapıldığı bir meyve sineği. Bu meyve sineğin kanadındaki çentikten dolayı Notch deniyor. Yine bu sineğin larvasının kirpimsi bir görünümü var. Ondan dolayı da Hedgehog adı veriliyor. Bu da kanatsız anlamında. Ve burada da bir sürü görüyorsunuz molekül var. Bunlarla ilişkili. Bu da gamma sekretaza. Şurada HES1-5'e dikkatini çeken. Bakın Notch 1, Notch 2, Notch 3, Notch 4 diye. Bu da öyle devam ediyor. Belki daha da devam edecek. Ama yolaklar belirlenmeye başladı. 3 tane önemli yolak belirlenmeye başladı. Bunları biliyoruz. Otopside de CD133'ü GBM'de neden yükse neden olduğu bunlar gösterilmiş, ispatlanmış artık.
Peki biz bu kanser kök hücresine hedefli bir tedavi. Bu da bir modalite, yeni bir model. Benim de ilgi duyduğum bir modalite. Burada bu çentik biraz önce söylediğim notch yolağına yönelik gamma sekretaz inhibitörü uygulanmış. Görüyorsunuz çok yolak var ve çok şey var, yani molekül var. Sadece bir tanesine yönelmiş bir tedavi. Tabii ilacın adını vermiyorlar. Böyle bir numarası var. Faz 1 çalışması var. Fakat bulantı, kusma, halsizlik, deri döküntüleri, hipofosfatemi ve diğer yan etkileri olmuş. GBM'de bir faz 2 çalışmaya geçmişler. 7 hastanın birinde etki olmuş. Çok düşük bir etki ama nanosferler kullanılmış. Bunu daha ileride bahsedeceğim. Böyle bir şey. Tabii bu bizim moralimizi bozmaması lazım. Çünkü dediğim gibi daha bu işin başındayız ama bir şekilde bir adım atılmış. Şimdi böyle moral bozucu şeyden ayrılıp bir konuyu değiştirelim. Tabii konu yine LGBT ama daha ender görülen yerleşimler veya tipler. Epitelioid glioblastomla başlayayım ben. Bu biliyorsun 2016 sınıflamasında yer alan bir tümör çeşidi. Burada T1 görüntüsü, bu T2 görüntüsü. Bu da hematokritten eozinle boyanma görüntüsü. Bol sitoplazmalı, iri epitelioid hücre proliferasyonu. Arada çok çekirdekli dev hücreler de mevcut. Bu tabii Dünya Sağlık Teşkilatı'nın kitabından alınan birçok tanısı nasıl konur diye nöropatologlara yardımcı olan bir durum bu. Benim bir tecrübem yok. Ben görmedim henüz epitelioid. Ama NOK'a katılmaya çalışıyorum Zoom vasıtasıyla Cuma günleri. Geçenlerde bir vaka gösterdiler. Bizim Cem Çallı hemen dedi ki ya bu epitelioid glioblastom, ben bahse girerim falan. Hakikaten görüntüsü buna benziyordu. Ondan tabii tecrübeleri oldu tahmin ediyorum. Böyle bir tümör herhalde bunlar da karşılaştılar. Manitesi yüksek. Serebeller glioblastomlar da var arkadaşlar. Ama bunların prognozu daha iyi. Daha iyi bir prognoz gösteriyor. Mavi supratentoriler, kırmızı serebeller. Bir de ırksal özelliği var. Spinal de gözüküyor. Primer glioblastom sekonderleri görüyoruz. Siding de yayılıyor. Çok uzun süre yaşatırsanız glioblastomun sidingleri görürsünüz. Ama bu primer. Primer de görülebiliyor. Bizim 3 vakamız oldu. Bunu Erkin Özgüray arkadaşım çok güzel review yapıp yayınladı. Lomber, servikal. Bunların maalesef prognozları kötü. Zaten çok ender görürler. Zaten supratentorelleri halledemiyoruz. Tabii spinaller hem az görülüyor hem de hiçbir tecrübemiz yok. Bunların hepsini kaybettik maalesef. Bir başka dert tümörümüz. Gliosarkom, aynı grupta biliyorsunuz. Bunlarda 2 yıllık yaşamda kalım oranı %12'dir arkadaşlar. Biliyorsunuz glioblastomda %25. %25'e ulaştık diyebiliriz. Benim bir hastam, bu en uzun yaşayan hastam benim, gliosarkom hastası. 2 kere operasyon edildi, radyoterapi, kemoterapi aldı. 2 yıldan sonra böyle bir nüks de geldi. İntrakraniyal komponentini hallettik. Fakat ekstrakraniyal, bu da kemikle ve yumuşak dokuyla ilgili bir rekürensi var. Bunu da ameliyat ettik. Çok geniş bir rekürans yaptık ama bu ameliyattan sonra 6 ay daha yaşadı. Ama toplamda 2,5 yıl sonra en uzun yaşayan gliosarkom hastam bu. Gliosarkomdan yaşayan hastam yok. Bir başka modalite kan beyin bariyerini değiştirerek, yani kan beyin bariyeri bozulmayan kısmı var ya, o bozulan kısmı da bozup tamamen bozuk hale getirip bir tedavi. Bu tabii yeni bir şey değil. Çok ben öğrenciyken de hatta asistanken de düşünülen bir şeydi. O zaman monitör, baş ağrısı, monitör, onlar olduğu için terk edildi. Dediğim gibi kan beyin bariyerini artık daha çok bilgimiz arttı giderek. Burada tekrar gündeme geldi bu kan beyin bariyeri ile ilgili çalışmalar. Hatta bugün internetten şey de gönderdi, Gökhan da gönderdi, onu da buraya ekledim. Böyle bir çalışma şeyi tekrar var kan beyin bariyerini bozarak. Bu da benim dikkatimi çeken bir çalışma var. Ultrason kullanmış. Ultrasonla kan beyin bariyerini bozuyorlar ve kemoterapi ilaç veriyorlar. Bu çalışma Kanada'dan bir çalışma. Tabii daha faz bir, yani insanda faz bir çalışma. Bu kan beyin bariyerinin görüntüsü. Ultrason
probu gözüküyor burada. Onu uyguluyorlar. Bu şekilde bir GBM hastasına. Faz 1 çalışma dediğim gibi deneysel çalışma. Ama tabii sonucunu da görmek istiyorlar. Hedef de burada kan beyin bariyeri. Ultrason ile termomekanik etkiyle kan beyin bariyeri bozuluyor ve sistemik kemoterapi veriyorlar. Faz 1 bir çalışma. Dediğim gibi Kanada kökenli. Liposomal adriamsin ve temozolomid kullanılıyor. Belki adriamsin kullandığı için seçtim ben bunu. Bunun faz 2 çalışması onu beklemek lazım. Ama diğer çalışmalarda var. Böyle bir modalite vardı zaten. Tekrar gündeme geldi. Bu arada antiparantez hemen gireyim. Fizyolojik olarak kan beyin bariyeri olmayan yapılar var arkadaşlar. Bu zaten şey sorusu, öğrenci sorusu da yani severim. Fizyolojik olarak kan beyin bariyeri olmayan yapılar nelerdir diye sorarım. Tabii burada hepsini söylemesini bekleyemezsiniz şeyin, öğrencinin. Ama ventrikül çevresi yapılar. Üçüncü ventrikül, dördüncü ventrikül, koroid plexus, araya postema, subponisiyel organ, lamina terminalis, median eminens, pineal bez, pütüter bezin posterior lobu, hipotalamik arkuat nükleus, nükleus tractus solitari, organum vasculosum ve dura mater. Bu aralarda fizyolojik olarak kan beyin bariyeri zaten hiç yok. Dolayısıyla bu bölgelerde yer alan bir anaplastik tümör görürseniz buna sistemik kemoterapinin son derece etkili olduğunu bilin. Bu da size bir tecrübeden aktarım. Evet, çerez bilgiler diye bir bölüm açtım biraz kafayı toparlamak için. Zengin fakir bir fark var mı? Yani zenginde daha mı iyi, fakirde daha mı çok görülüyor, daha mı iyi tedavi ediliyor? Subventriküler zonun bir önemi var mı? Büyük hastane mi gitsek, küçük hastane mi gitsek tedavi için? Bu sorulara cevap olarak arkadaşlar zengin fakir ayrımı yok. Yani zengin de tutuyor, fakir de tutuyor, tedavilerde bir fark yok, görülmemiş. Hastaneye derseniz 9 yılda 9 glioblastomdan az görülen hastanelere düşük kapasiteli, 9 ile 23 görülen orta kapasiteli, yılda 23 oldu görülen hastanelere de yüksek kapasiteli hastaneler diye sınıflandırmışlar ve bu yüksek kapasiteli hastaneye giderseniz orada 3,5 ay daha uzun yaşayabiliyorsunuz GBM'siniz. Peki supraventriküler zon, bu da benim ilgimi çekiyor. Bir çalışma 4'e ayırmış. Supraventriküler zonla ilişkisi var ve periferle de ilişkisi var. Sadece supraventriküler zonla ilişkisi var. Periferde bir tümör, derinde bir tümör. Burada bu çalışmada bir fark olmadığını söylüyor. Bayağı iyi bir çalışma. Ama tabii tam tersini söyleyen çalışmalar da var. Supraventriküler zonun zorunları çok kötü etkilediğini söyleyen çalışmalar da var. Benim bir çalışmam yok bununla ilgili. Ama değişmeyen bir gerçek var. O da Kaplan-Meier eğrisinde sağ kanın analizi yaptığımızda görüyoruz ki böyle bir eğri var ve bu eğri sonunda şöyle bu şekilde devam ediyor, bitmiyor. Böyle bir devam ediyor. Yani burada yaşayan bir hasta grubu var. Az da olsa. İşte buna uzun yaşam görülasyon hastaları diyoruz. Bunların tanımı nedir? En az 3 yıl yaşaması lazım. Ortak bir konsensüs oluşmuş durumda. 2,5 yıl, 2 yıl, 5 yıl diyen de var. Tanımda hala bir tam netlik yok ama 3 yılı kabul etmemiz gerekir. Fakat bunu kabul etmeden önce mutlaka patoloji gözden geçirmemiz lazım. Bu hakikaten bir globulasyon. Bunu aynı patolog bakabilir. Başka patologlara, daha deneyimli patologlara gönderebiliriz. Mutlaka review etmemiz lazım patolojiyi. Nelerle karışıyor? Arkadaşlar burada bütün bunlarla karışıyor. Yani en deneyimli patolog bile bunları karıştırabiliyor. Malin, GBM olmayan diğer malinle tabii ki karışıyor. Malin olmayan tümörlerle karışıyor. Bizim de bu çalışma yaptık. Bir hastamız var, çok uzun yaşıyor, glioblastom. Ona baktık. Sentral nörostom çıktı. Yani o zaman bu nörostom tanımlanmamıştı. Tanımlandığı için nörostommuş. O nedenle bir yaşamış zaten. Onu çıkarttık. Dolayısıyla bunu tekrar gözden geçirmemiz lazım. Burada infark çıkanlar, gliyodis çıkanlar, yani serebral kontüzyon çıkanlar non-neoplastik proses diye olabilir. Bu uzun süreli glioblastom dediğimiz hasta. Mutlaka bunu birkaç patolog, deneyimli patolog, birkaç merkezde verifiye etmemiz lazım.
Bunlar toplanıp bakıldığında, literatür taradığında %1 ile %17'ye kadar yükseliyor. 2010 yılından önce baktım bir bölüm. Orada 281 olgu çıktı. Bunların hepsinin yaşları, ortalama yaşları 37. Görüyorsunuz, genç yaş. Erkek kadın ayrımı görmedim. Tabii ki Karnowski performans skoru yüksek, 89 ortalama. Bakın, total surgical excision, yani total eksizyon oranı, yani 25, bu 25 olması lazım aslında, 27 çıkmış, 75 oldu da. Bu da yani bu çalışmanın iyi olduğunu gösteriyor. Çünkü tip 1'ler ancak total çıkabiliyor. Total cerrahi eksizyon oranı çok düşük, yüzeye bakarsın. Radyoterapi, kemoterapi alanların oranları da düşük. Bu bizim kendi serimiz. Takip edebildiklerimizi alabildik. Çünkü çok hasta takipten çıkmış durumda. 372 hastadan 12 hastanın 3 yılından fazla yaşadığını gördük. Ve bunlar %3,2. Bu 2009 verisi yalnız. Yalnız burada bir vaka devüjeli glioblastom. Bu hasta çıkartmak zaten biraz uzun yaşıyorlar. Bu da bizim Kaplan-Meier eğrimiz. Burada 6 yılı geçen 3 vaka var. Şu anda 15 yılı geçen 13 vaka var benim takip ettiğim. Örnek verecek olursak bu o vakalardan cerrahi yapmışız. Bu GBM. Radyoterapi ve kemoterapi yapmışız. Tedavi etmişiz. Bu 3 yıl sonundaki durum. Burada da bir başka hasta cerrahi, radyoterapi, kemoterapi yapmışız. Bu 3 yıl sonraki durum. Bu da yine bir şeyler çıkacak tabii ki. Bunu bu şekilde tak. Ama ventriküller rahatlamış. Hastada kliniği iyi. Bu başka bir hasta. Bu hasta yalnız patolojisi anaplastik astrosistem, GBM değil başlangıçta. Cerrahi aldı, radyoterapi aldı, kemoterapi aldı. Bu şekilde tedaviye devam ettik ve bunu tedavi ettik. Fakat tabii tedavi olmuyor bunlar biliyorsunuz. Tabii upgrade oluyor. GBM oldu bu hasta belli bir süre sonra. Bunu da tedavi ettik. Ne yaptık? Kombine, yani birkaç ilaç birden vermeye başladık. Ama büyük bir eksizyon veya radyoterapi olmadı. Sadece ikili kemoterapi aldı. Ve bu hasta şey oldu. Yani şu an hala yaşıyor. Bir eczacıdır kendisi. Hafif bir emperisi var. Hafifisi var ama yaşıyor. Hala yaşıyor. 15 yılı geçti. 15 yılı geçen hastalardan. Bu da ilginç bir hasta. Bu direkt GBM. Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi aldı. GBM olduğunu belli etti zaten. Karşı tarafa geçti. Ve bu şekilde biz aslında bırakacaktık çünkü karşıya geçti. İşte kelebek yönünü iyice deniyor ya. Yani bunu ellemeyin, bırakın. Yani bu tedavi görmez. Ama bir sürü başka nedenlerle bunu tedavi etti. Kombine radyoterapi, çok ağır kemoterapi uyguladık. Kanlar verdik. Yani çok güçlü falan. Sonuçta bu hasta şu anda kür oldu. Bu PET CT'si. 15 yılı geçti. Hatta 20 yılı geçti. Bu hasta hala yaşıyor. Bunları toplu halde bir yayını burada görüyoruz. Peki bunlar hangi grup hastalar? Bunları ben tekrar bir 2010'dan sonra günümüze kadar tekrar taradım. Bu da tabii IDH'lar, MGMT'ler onlar çıkmaya başladı. Onlara bakılmış. Yine 3 yıl şeyi ama tema 3 yıldan az olmaması lazım. Fakat burada görüyorsunuz %68 2 yıldan fazla yaşayan oranı. 2 ile 3 yıl arası %8, 3 ile 5 yıl arası %14, 10 yıldan fazla yaşayan %5. Bunları biliyoruz. Genç yaş, Karnowski'si iyi olacak, prostatal çıkartacağız, kombine radyo kemoterapi yapacağız, reoperaya gideceğiz. Bu otele göre bunlar olumlu yönde etki edenler. Olumsuz ne etki ediyor? Yüksek Ki-67'si, lokalizasyonun bu otele göre paraventriküler, işte o subventriküler orta hattı geçmesi, kombine bir tedavinin yapılmaması radyoterapinin ve postoperatif komplikasyonların çıkması kötü prognoz gösteriyor bu yazara göre. Bunları biliyoruz zaten. İşte bu moleküler markerları da biliyoruz. MGMT, IDH,
Bunun lehinde yazılar var. Özellikle MGMT ile ilgili yazılar var. Burada 19Q ile ilgili bir vurgu var. Fakat MGMT'de bu bir vurgu yapmıyor. Öyle bir şey görmedim diyen de var. Şimdi bir soru tabii, hani bu hep söyleniyor. Ben de söylüyorum. Yani bir arpa boyu yol alamadık. Bu bir GBM'de tedavi ediyor yıllardır. Fakat bu çalışmaya bakın, 95 yılından 2008'e kadar böyle bölüm bölüm %7'ymiş. 2 yıllık sağ kalım oranı GBM için. %7'den bakın 2007-2008'de biz %25,8'e gelmişiz. Belki şimdi yapılsa bu daha da yüksek. Yani o kadar da kötü değiliz aslında gidişat olarak tedavi açısından. Burada işte tedavi, yani hangi hastalar uzun süre yaşıyor, hangi hastalar, bunu nasıl ayırt edebiliriz? Çok çelişkiler var. İlyaşın önemli olmadığını, çok zayıf olduğunu gösteren yazılar da var. Ben kendim yapmadım ilaçla ilgili çalışma. Hatta sadece literatürü izliyorum. İşte burada da uzun yaşam, yani arkadaşlar şimdi bu GBM'in belki de bu mutasyonu olmayan grubun içinde de ayrı bir uzun süreli yaşayacak grup var. Ama onun daha nasıl, ne özellikte olduğunu bilmiyoruz. Bu da 1P19Q'nun bir önemi olmadığını, fakat MGMT ile İDH'ın önemli olduğunu yorumlarda söylüyor. Biçimli grup. Dediğim gibi daha çok MGMT ve İDH1 üzerinde duruyorlar. Bu Rusya'dan büyük bir çalışma. Yani 1494 GBM vakası, 84 tane uzun yaşayanı var. %5,6 oranı. Hiçbir şeyi yoktur bu İDH gen mutasyonun. Onu daha çok kliniğe yönelmişler. Çok hasta olunca onlara bakabilirler. Bilemiyorum. Ama Koray da vurguladı. Gençseniz, gençlerde prognoz çok daha iyi. Erişkinlerde kötüleşiyor. Yaşlı grupta hepten kötü. Yani bu bir gerçek. Nedenini tabii tam net moleküler düzeyde bilemiyoruz. Pediatrik glioblastomlarda, yalnız orta dışında, şey beyin sapı dışında gross total çıkartmanın çok büyük bir önemi var. İşte burada maksimal güvenli çıkartmak gerekiyor. Ama gross total çıkarttığınız zaman pediatrik kaç grubu için burada bayağı bir farklılığı var. Evet, buradan gidiyoruz. Tabii bu başka moleküllere de gitmiş. Benim şeylere bakmışlar. MikroRNA'lardan acaba bir şey çıkabilir mi? Dediğim gibi bu çok karışık bir konu olduğu için patenlere ayırmış. İki paten, bir paten dahil. Bu patenler nedir? Nasıl bir patenleri elde ettim? Yani bir fark çıkartmış ama veya zorlama gibi, veyahut da çok zor konu zaten. Bu dörtlü proneural, mezenkinal klasikal nörallerdeki farklılıkları çalışılmış. Bu uzun yaşayanlar, bunlar kısa yaşayanlar, bunların oranları. Bunlar ortaya konmaya çalışılmış ama net bir şey yok. Bu MGMT metilasyonu dışında moleküller bakılmış, genler bakılmış. Benim bulduğum bir tek bu gen var. Çok iddialı. Fibrilin 4 geni. FMP2 diğer adı. Epitalya growth faktörle ilintili bir gen bu. Çok iddialı bir yazı bu. İyi de bir yazı. Bilemiyorum tabii. Yeni, yani bu sunumu hazırlarken bir daha baktım. Bir review'da bu bahsediliyor. Yeni bir çalışma yok. Bu ne diyor? Eğer bu geniniz düşükse prognoz çok iyi. Bayağı bir fark var. Bugün geniniz yüksekse çok kötü, biliyor biraz. Burada da görüyorsun. Kumülatifte bile bu fark ortaya çıkmış. Çok iddialı tabii. Ama bunu şey yapan, reddeden bir yayında görmedim. Sonuçta bakacak olursak en az 3 yıl olması lazım diye bir genel konsensüs var. Böyle 3 yıl diye düşünürseniz, o zaman uzun süreli yaşayan glioblastom oranı %8 oluyor tüm dünyada. Bu kesin genç yaş, karnöstü performans durumu, total eksüzyon ve lezyonda kemoradyasyon uygulanması uzun süre için bir kriter. Ama 2 yıl, yani 2-10 yılda bir moleküler marker benim saptadığım yok maalesef. Başka bir şey söyleyemiyoruz. Bunu 2017 yılında ben
Dünya Nöroşirurji Kongresi var biliyorsun İstanbul'da. Son oldu. Bu sene biliyorsun Kolombiya'da inşallah yapılır mı yapılmaz mı bilmiyorum. O zaman 2017'de bir basket maçı gibi düşündüm. Glioblastom 92-18 ve sonuç herhalde yine hala aynıdır diyeceğiz ve kanser işine geçeceğiz arkadaşlar. Sunum uzun sıkıldığınızı fark ediyorum bak ama bu konuyu da bu şekilde kapatmak istiyorum. Mukherjee Siddhartha diye bir Hint asıllı ama Amerikalı hematolog. İlk defa kanser nişinin konseptini ortaya atan kişi. Ulusal mecması kapak olmuştu. Bütün beyin hücreleri burada resimlemeye çalıştım. İşte bu kan beyin bariyeri de burada var. Nöron var. Oligodendrositler var. Osteosomlar var. Efendim hücreleri. Tanesitler falan. Bütün hücreler var. Burada bir niş gelişiyor. Glioblastom böyle bir anjiyojenez yapıyor. Bir sürü diğer hücreler buraya toplaşıyor. Ve buradan bir glioblastom gelişiyor. Bu nişte ne var? Hipoksik bir niş var ana olarak. Anjiyojenik bir niş var. Yeni damar oluşumuna oluşturan bir niş. Bir de beyin dokusu içine invazyon gösteren bir niş. Bir sürü hücreler burada bu nişte görev alıyorlar. Buna nöronlar da katılıyor. Lenf, tabii T hücreleri katılıyor. Antijen sunan hücreler. Bütün hücreler katılıyor. Biliyorsunuz lenfatik yollar da bulundu. Lenf yollarıyla bunlar bu nişe destek veriyorlar. Hem pozitif hem negatif anlamda. Çok heterojen bir yapı söz konusu. Ve bu mikro nanotüplerle, mikrotüplerle bağlantıları var. Onları anlatacağım biraz sonra. Bu niş lenf nodülleriyle de ilişkili. Dediğim gibi çok hücreler burada yer alıyorlar ve buraya bir hedefli tedavi düşünülüyor. Nedir bunlar? İşte biraz önce bahsettiğim gibi kanser kök hücresinin yolaklarına bir şeyden ziyade o da dahil olmak üzere bir sürü burada hedefler var. Ama bizim en şey olduğumuz hedef bu standart tedaviye sunmuştum. Ona ek olarak hedefe yönelik tedavi dediğimizde çok az moleküller var burada. Onlar da antianjiyojenik ajanlar. Onun başında da bevacizumab geliyor. 600 amperat adı. Bu bir monoklonal antikor. Vasküler endotelial graft faktör inhibisyonu yapıyor. FDA'da 2009 yılında onay alıyor faz 2 çalışmasıyla. Progresyon tüm sağ kalımı 4 ay uzatıyor. Tüm sağ kalımda belirgin bir etkisi yok. Direkt vasküler endotelial graft faktörü etki ediyor. Diğer jenik ajanlar reseptörüne etki ediyor. Şundan dolayı vermişler. Yani overall survival'da bir fark yok ama progresyon tüm sağ kalımda bu farktan dolayı ona 6 farkından dolayı FDA'dan onay almış. Aynı zamanda Avrupa'dan ve Japonlardan da onay almış. Burada önemli bir olay var. 1990'da McDonald's kriterleriyle değerlendiriyorduk. İlaçlı, ilaçsız burada. Şu tedavi öncesi, tedavi sonrası. İlaçlı kontrastlı da buraya bakarsak bu kriterlere göre tedavi iyi olmuş görüyoruz bevacizumab'da. O nedenle artık kriterleri değerlendirmemiz gerekir diye 2010'dan itibaren yani FLAIR'le T2 görüntülerini de eklememiz lazım. Aynı hastaya bu şekilde baktığımızda bunları eklediğimizde burada progresyon görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir yanıltıcı etkileri var bu antianjiyojenik ajanların değerlendirilmesi. Bir başka ajan nimotuzumab, simaher. Bu da bir monoklonal antikor. Vasküler endotelial growth faktör reseptörüne duyarlı. Küba kökenli bir ilaç bu. Faz 2 çalışmasında GBM'den çok anaplastik astrosuma etkisi gösterilmiş. Bir Alman çalışması var. Standart tedavi üstünü gösterememiş. Ancak metili olmayan MGMT, GBM hastalarında yani biliyorsun metili olmayan MGMT'li GBM hastaları problem. Ama burada bu ilaç bir etki göstermiş. Onlara bir ilaç olabilir bu. Temozolomidle kombine çalışmalarda hasta ilaçları hasta iyi tolere etmişler. Ve ortalama süre var 15,9 ay. Progresyon sağ kalım 10 ay. Bu da erlonitibin Tarceva preparatı.
epitelial growth faktör reseptör inhibitörü ama globulasyon için antitumör etkisi gösterilememiş. Ancak ESMO yani Avrupa kılavuzlarında yer alıyor. İlk çıkan hedefe yönelik ilaç imatinib biliyorsunuz Gleevec. Kronik miyeloid lösemi için 2001'de spesifik bir ilaç olarak FDA'dan onay aldı. Bu platelet yani trombositlere etkili bir hedefli bir ilaç. Ama GBM'de antitumör etkisi gösterilmiş. İlk çıktığı zaman ben de kullandım. Globulasyonun çok etkili olmadığını gördüm ama bu da ESMO kılavuzunda yer alıyor. Topo izomeraz inhibitörleri var. O da bir hedef. Yani telomer belgesi DNA'nın intravenöz uygulanıyor. Bevacizumab'la kombinasyonunda ılımlı bir progresyonsuz sağ kalım etkisi gösterilmiş. Burada pek etkisi gösterilemeyen maalesef ilaçlar görülüyor. Sadece elimizde kalan bunlar. Buffer'ı kullanamıyoruz zaten. Tumör, bunu da kullanıyoruz Türkiye'de. Çok az ilaç var. Bunlarla biraz kombine edebiliyoruz. Bir başka modaliteye geçiyorum. İnvazyon nişine etkili ajanlar. Burada bir ajandan bahsediyorum. Vinorelbin, Navalbin, Wnt alfa-reseptörüne ait bir ajan. İnvazyon nişine etkili. Meme ve küçük hücre dışı akciğer kanserinde etkili bir ajan. Globulasyon ve beyin sapı gliyomlarında vaka sunuları mevcut. Sevgili İlhan Elmacı'nın ilgilendiği bir ilaç bu. İlhan Elmacı burada ise katılırsa, katkısı olursa sevinirim. Baktığımızda şu an için bunu Türkçeleştirelim. Hayatta kalma olanı 5 yılda. Amerika'da 4,7. Avrupa'da 2,7. Japonya'da 6,3. Japonya'da biraz daha fazla çünkü onay veriyorlar çok yeni tedavi modalitelerine ama ortalama baktığımız zaman dünyada 5 yıllık genel hayatta kalma oranı %3 uyandı. Neden bu böyle? Tabii nedenler o kadar çok ki. Bunlardan bir tanesi şu video çalışırsa gösterelim. Görüyorsunuz bir GBM hücresi bu. Bu bir başka GBM hücresi. Buradan bir protein nakli oluyor buradan. Bir alışveriş var. Yani birbirleriyle alışverişte bunlar. Bu çok güzel bir çalışma. GBM farelerde yapılmış. Eksize ediliyor GBM. Fakat bu eksizyondan sonra repopüle olduğunu, yani eksizyon sahasında daha fazla repopüle olduğunu görüyoruz. İşte bıçak yiyen yerde daha fazla olması çağrıştırıyor. Nedeni buradaki hücrelerin bir şekilde uzantılarla diğer hücreleri bilgilendirmesi ve kansere çevirmesi. Bunu çeviren mikrotobüllerle bu çeviriyi engelleyen bir gen kullanılmış burada. Bunu engellerseniz bu ve iletim olmadığı için burada bir depopülasyon görmüyorsunuz. Dexamethasonun bir etkisi yok. Tahmin edildiği gibi. Çok daha ilginç olanı bu sarılar temozolomikte dirençli hücreler. Dirençli hücrelerde dirençsiz hücrelere bilgi aktarıyorlar. Onları da direnç hale getiriyorlar. Mikrotübüller çok aleyhimize çalışıyor. Buradan bir başka tedavi modalitesine geçiyorum. Kişiye özel GBM tedavisi. Burada da bizim arkadaşımız sevgili Murat Güneli alalım. Bu da Yale Üniversitesi'nde moleküler düzeyde araştırmalarıyla öne çıkan ve kişiye özel kemoterapide öncü beyin ve sinir cerrahı arkadaşımız. O gelip bize sunum da yapmıştı. Bir vakası bu. Devamlı nüksediyor. Her nükste fenotipi değişiyor. Yapısı değişiyor. Ona göre de ilaçlar değişiyor. 5 yıl yaşamış bu hasta. Ve burada görüyorsunuz fenotipi, genotipi hepsi değişmiş diyor. Buna göre de tedavi yapmışlar. Benim ve Murat Günel'in kendi ifadeleri çok zahmetli ve özel düzey laboratuvar ekipman gerektiriyor. Bu kişiye de GBM tedavisi. Hedefe yönelik geliştirilen yeni ilaçlara karşı daha hızlı bir direnç geçiyor. Hastalar konvansiyonel tedaviye göre yaşam türlerinde bir üstünlük göstermiyorlar. Fenotipini değiştiren GBM ve kurulansı daha sarkomatoz bir histopatolojiye dönüşüyor. Bu sarkomatoz yapıdaki gliomun tedavisi daha da zorlaşıyor. Burada bu ilişkileri görüyoruz. Yani heterojen bir yapı söz konusu. Büyük bir ana başlık immünoterapi. Bir başka tedavi modalitesi son zamanlarda moda bu da. Şu an için bu modaliteyi bence üç grupta
üç ana grupta inceleyebiliriz. Birincisi spesifik olmayan immünoterapi, aşılar. İkincisi son zamanlarda gelişme gösteren kontrol noktası inhibitörleri. Üçüncüsü de kimerik antijen T hücresi tedavileri. Aşıya bakacak olursak ilk kanser aşısını bir kemik cerrahı olan William Bradley Cole 1890 yılında bir toksin, karışık bakteriyel bir aşı hipertermi oluşturuyor ve tümör immünoterapisinde kullanmış. Bu yine bizim kitaptan bir alıntı oluyor, onu da almış oluyoruz. Bizim GBM'de kullanılan aşılara baktığımız zaman BCG aşıları bu tek verim var, 1980'de başka da yok. Tümör lizat aşısı 10 hastada denenmiş, overall survival 28 ay. Bu progresif sağ salım 9,5 ay. Epitelial growth faktör reseptör hedefli bir peptit aşısı oldukça yüksek sayıda bir hasta, 17,4 ay. Yine EGFR peptit aşısı Vindopemut bu faz 2 çalışmasında 24 ay, faz 3 çalışmasında kontrol grubuyla pek büyük bir fark olmadığı için yarıda bırakılmış bu çalışma. Dendritik hücre aşısı 77 hastada overall survivor 18,3 ay, progressive response sağ kalım 10,4. Tabi burada kişiye özel aynı şeyde olduğu gibi özel kanser aşısı hazırlanması gerekir. Raftaki değişmeyen tek ilaç yerine talep üzerine kişiye özel uyarlanmış ilaç gerekiyor. Niye bu aşılar başarısız? İmmünoterapi. Bununla ilgili son nöron kolejide bir yayın çıktı. Onu okudum ben bu şeyi hazırlanırken. Aşağı yukarı benim kitapta yazdığımın bir şeyini görmüş. İşte bu her kanser hastasında mutasyonlar, yeni antijen profilleri, epigenetik, biyoloji ve çevre mevcut genetiğini oluşturur. Oluşturan bu tümör cevizi, immün sistemi ve etkileşim halidir. Hastanın bünyesi ve çevresi içerisinde DNA haplotipi, mikrobiyomu, epigenomu, yaş, antijen maruziyeti, ilaçlar ve birlikte eşlik eden diğer rahatsızlıkları barındırır. Ve bağışıklık etkileşimi, özgürlüğü, miktarı ve eşdeğersel durumu ortaya koyar. Hastanın bağışıklık çeşitliliği, somatik mutasyonlara, kalıtsal ve çevresel faktörlere doğru orantılı. Bu karışık bir bünyemiz var ki, yani burada tek bir şey deneyip ondan bir sonuç alma mümkün değil zaten, olası da değil. Benim nöroonkoloji kitabımı PDF olarak bastım, internet sitemden bedava indirip okuyabilirsiniz. Bir başka son dönemlerde öne çıkan çalışmalar kontrol noktası inhibisyonu. Detayına girmiyorum, çok karışık. İmmün denetim noktalarının aşırıya kaçan aktivitelerin inhibisyonu. Bu özellikle. Burada programlanmış ölüm geni 1. Onun ligandları kullanılıyor. İkinci kromozomda yer alıyor bu. Çok fazla aşırı sayıda çalışma var. Çok fazla para harcanıyor. Çok detayına girmiyorum. Şey uzadı çünkü. Burada bir inhibisyon yapılıp yani tümörün infiltrasyonu yerine T lenfositlerin tümörü infiltrasyonu düşünülüyor. Çok başarılı olan grup var. Özellikle melanom ve diğer Hodgkin grubu. İlk çıkan ilaç bu. Daha sonra bu ilaç ve bunlar. Aynı zamanda sitotoksik T lenfosit asosiye protein 4 ile birlikte kombinasyon uygulamaları var. Dediğim gibi bunlar inhibe edilerek bu tümörü infile eden lenfositin aktivasyonunu sağlamak. Ana amaç bu. NF1, NF2 ve medüloblastomda da denemeler var. Bunu ilk bulan Amerikalı ve Japon araştırıcılar biliyorsunuz 2018'de ödül kazandılar ve buna negatif immün regülasyonu inhibisyonu deniliyor. İlaçlar bunlar. Burada nivolumab var, ipilimumab var, Yervoy. Bunun kombine tedavisinde çok yan etkiler çıkmış. Buradaki faz çalışmaları bakın 9,8 ay. Bevazumab'la daha iyi bir sonuç var. Keytura ile GBM'de 10-15 hastada 20 ay ortalama yaşam süresi. Ama progresyon sağ kalım oldukça düşük 4,5 ay. Moral bozucu ama çalışmalar dediğim gibi devam ediyor. Bir başka konu da adaptif hücre tedavisi.
Beslenme hücre tedavisi diye de geçiyor. Kimerik antijen reseptörü. Bu kimera iki farklı hayvanın bir vücutta bulunması gibi sentetik bir T hücresi oluşturuyorlar. Virüs kullanılıyor bunun için. Ve bu T hücreleri dışarıda çoğaltılıp tekrar hastaya veriliyor. Bunlarda da gelişmeler var. Birinci, ikinci, üçüncü jenerasyon diye. Amaç sitotoksiteyi arttırmak, proliferasyon sitotoksin prodüksiyonunu arttırmak, yapımını arttırmak ve bunun uzun süreli olmasını sağlamak bu moleküllerin. Burada bir video var. Bu CAR T terapiyi gösteriyor. Lenfositler, T hücreleri. Daha çok tabii kanda dolaşan kanser türüne etkili. Patients' own T cells to make them smarter and tougher at seeking out and destroying cancer. One version is called CAR T cell therapy. T cells customized to zero in on a patient's specific kind of cancer. It all starts when a patient's blood is filtered through a machine that separates T cells and other white hastadan. Blood cells from the rest. Scientists mix the collected T cells with the virus that's been disabled so it won't cause illness. That programlanıyor genetik olarak yapay reseptörler oluşturuluyor. Buna kimerik antijen reseptörü deniyor. Bir antijen hedefliyorsunuz. Burada lösemi için bir CD19 antijeni hedeflenmiş. Once in the bloodstream, those CAR T cells home in on that antigen and grab. Bu antijenle birleşiyor ve toksik etkisini. Toksinleri salgılayıp bunu ölümüne neden oluyor. Tabii bu lenfoma gibi, lösemi gibi tümörlerde çok etkili olmuş ama glioblastom gibi solid tümörlerde. Tabii antijen arayışı var. Hangi antijeni kullanacağız ki bu ona gidip bulsun ve etkili olsun. Yan etkiler var. Burada ben yan etkileri Türkçeleştireyim. Üç ana grupta nörotoksitesi var. Delirium, afazi, inme, kanama, hemodinamik instabilite, taşikardi, hipotansiyon, kapiller sızıntı sendromuna neden oluyor. Organ disfonksiyonu var. Multi organ disfonksiyonu, karaciğer, akciğer, böbrek. Bunları anlatırken COVID geliyor benim aklıma. Yani yan etkilerin bir semptomatoloji olarak baktığımızda COVID hastalığı geliyor. En fazla bu çalışmanın yapıldığı ülkeler Çin ve Kuzey Amerika. Diğer kanser çalışmalarında Avrupa'da var ama bu CAR'la ilgili çalışmalar Çin ve Amerika'da. Biliyorsun Wuhan'dan çıktı bu şeyde, COVID'de. Bu Güner Sönmez bir radyolog, onun bir tweetine ben denk geldim. Aynı zamanda bu hasta hem COVID hem de Hodgkin'e yakalanıyor. Hiç tedavi görmüyor. COVID bu hastalığı tedavi ediyor. Böyle bir durum söz konusu. Tabii tartışılır bir konu. Bir vaka var bununla ilgili, bu tedavi uygulanmış. İlk vaka bu dünyada. Rekans gösteren bir GBM bu. 50 yaşında bir erkek hasta. GBM IDH negatif, MGMT metile değil. Standart tedavi alıyor. 6 ay sonra rekürans oluyor. T hücrelerine intrakaviter, intraventriküler yolda veriyorlar ve boşta bu sitokinler tüm lezyonların gerilediğini görüyorlar ve 7,5 ay süreyle bu sitokinlerin varlığını gösteriyor. Tabii sonra azalıyor. Böyle bununla yapılmış fazla bir faz 2 çalışmalar var. Tabii çok da antijen olarak epitelial growth factor reseptörü ve her iki burada görüyorsun. Diğer antijen belirlemede problemlerimiz var tabii. Bunlar fazla faz 2 çok yeni çalışmalar. Kombine ediyorlar hem CAR T hücresi hem kontrol noktası inhibitörlerini. Bunlar da çok yeni çalışmalar. Faz 1 düzeyinde ağız yaraları, diyare, deri alerjileri, grip benzeri yapılmaları var. Son modalitemiz nanonöro-onkoloji. Burada da nanokapsül ve nanosferler kullanılıyor. Nanokapsül bir membran içinde ilaç parçacıkları, nanosferler de matris içinde bir ilaç parçacıkları kapsıyor.
düşük yoğunluklu lipoprotein GBM için kullanılıyor. Hedef yine burada GBM hücresi. Nanopartiküller floresan işaretiyle belirgin hale getiriliyorlar. Burada paklitaksel oleat eklenmiş kemoterapi ajan olarak. Bu klinik çalışma değil, farelerde fazla bir çalışma. İvivo etkili deneysel bir çalışma ve kambiyin bariyesi geçişi sağlanarak nanit tedavisi başarıyla yapılmış. Böyle bir yayın var. Tabii çok yeni çalışmalar bunlar. Son söz olarak söyleyeceğim. Bu dediğim, bahsettiğim bütün modalitelerde kanser kök hücreleri, perivasküler dişler, mikroçevre, hipoksikase kanser hücre metabolizması, mikroRNA'lar, tümör yüklü mikrovesiküller, hücreler arası bağlantılar, ilik kökenli proanjiyojenik hücreler, postnasal vasküloğenez, antiangiyogenez, apoptoz blokajı, kişiye özel hedeflenmiş immünoterapi, CAR T hücresi tedavileri konusunda yeni hedef alanlar ortaya konmuş olmasına karşın bir o kadar da pratikte çözülmesi gereken ciddi sorunları beraberinde getirmişlerdir. Bunların çözümü tabii gençlere veyahut da işte yapılan çalışmalara bağlı olacak. Ama işimiz çok zor. Dediğim gibi son çalışmalar pek iç açıcı değil ama bir adım atılmış durumda. Ben teşekkür ediyorum bu İyon için ve özellikle Kamil arkadaşımız için bize böyle bir ortam hazırladı. Bu arada Yaşar hocama da bu şeyleri takip ediyor. 96 yaşında yorumlar yapıyor. Uğur Türen'in sunumunu izlemiş. Gayet heyecanlı. Ve şey diyor, Global Nöroşirurji Üniversitesi diyor bu Zoom'la yapılan tedavi. Ama görüyorum ki dinleyici sayısı azaldı ben konuştukça. Fazla uzun tuttum ama konu böyle bir konu. Kamil'cim ve sevgili arkadaşlarım. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Hocam ağzınıza sağlık. Çok detaylı bir yolculuğa çıktık GBM üzerine. Soru ve katkıları ben aktarayım sırayla. Katip Çelebi'den Doktor Gökhan Gürkan. Güzel sunum için Nezih Hocama teşekkür ediyorum. Öncelikle Nezih Hoca'nın kitaplarını okumayan herkese tavsiye ederim demiş. Benim sorum, Bevacizumab tedavi olarak verildiğinde radyasyon nekrozunu mu engelliyor yoksa zaten verildiği zaman radyasyon nekrozuna denk gelen sürede olduğu için olmuş olan nekroza mı etki ediyor? Şimdi bir etkisi var tabii. Yani anjiyojenik etkisi var. Orada uyanık olmak lazım. Tümörel dokudan ziyade nişleri söyledim ya, anjiyojenik niş, hipoksik niş, proliferatif niş, daha çok anjiyojenik nişe etkili. Öyle cevap. Teşekkür ederim hocam. Doktor Hasan Sait, hocam sunum için teşekkür ediyorum. GBM için tümör belirleyici kullanıyor musunuz? Örneğin floresein gibi veya tecrübeniz var mı? Diye sormuş. Benim tecrübem yok ama Ege'de kullandıklarını öğrendim. Çok memnun oldum. Şimdi yeni olarak menenjiyomda bile onayı alınmış galiba. Öyle bir yazı çıktı. Düşük dereceli gliyomlarda da. Tabii bu elimizde ne varsa onu kullanacağız etkiliyse. Yalnız kambiyin bariyerinin bozulduğu durumlarda bu boyanıyor. Orada uyanık olmak lazım. Kambiyin bariyeri bozulmuş ama normal doku da olabilir. Dikkatli olmak lazım. Benim bir tecrübem yok ama kullanan arkadaşlar bir silah olarak ellerinde bulundukları için mutlular yani. Hiç yoktan iyidir. Teşekkür ettim hocam. Doktor Caner Sarılar, Kayseri Şehir Hastanesi'nden sormuş. IDH mutasyonu AML ve prostat SA'da kötü prognoz belirteci ama GBM'de iyi prognoz belirteci. Nedeni nedir? Öyle olduğunu bile bilmiyordum. Ben sadece GBM'lerde şey yapıyorum. Bakın bu yani, hücre metabolizması, yani metabolizmada sadece bir noktayı hedeflemişler. IDH. Orada o kadar çok molekül var ki. Bilmediğimiz çok şey var. Evet. Pardon. Nezih abi, ekran paylaşımını kapatabilir misin? Tamamen daha büyük gözüküyorsunuz. Nasıl kapatacağım?
o share screen şey tamam. Butonundan tamam. Tamam. Oldu. Ya bilmediğimiz çok konu var. Metabolizmada sadece bir noktaya ağırlık veriyor. O IDH dediğimiz şey. Artık orada o kadar çok molekül var ki yarın öbür gün bunların misli misli çıkacak. Ya IDH'a pek fazla takılmayın diyelim. Şu anda önemli bir belirteç ama onların gerisi ilerisi gelecek daha da fazla. Metabolizma açıklandıkça, mitokondrinin içine girildikçe mitokondri nasıl çalışıyor onu bile bilmiyoruz. Evet hocam, teşekkürler. Doktor Türkan Rezanko hocamız sormuş. Değerli katkılarınız ve sunumunuz için çok teşekkürler hocam demiş. Klinikte tanık olduğunuz en uzun süre yaşayan GBM hastası ne kadar yaşadı? Merak ettim hocam demiş. Bu sorudan sonra sizin 15-20 yıl yaşayan hastalar olduğunu söyleyince de bunu neye bağladınız ya da nasıl açıkladınız diye sormuş. Şimdi şöyle yani böyle geriye dönüp baktığımda uzun yaşayan yani uzun yaşayan diye şifa gördüm. Yani bu hastalar hiçbir tedavi, hiçbir ilaç almıyor. Antiepileptik bile almıyor. Ki nöbeti olanlar da vardı. Nöbet ilacı almıyor. Kemoterapik ilaç zaten almıyor. Hiçbir ilaç almıyor ve tümörü yok ve yaşıyorlar. Yani şifa olmuşlar. Şifa olan böyle 13 tane hasta var. Çok enteresan olarak hepsi kadın. Erkek hiç yok benim. Yaşayan erkek hastam yok. Hepsi kadın. Onu da çok çok yeni fark ettim. Bu ölen ve şeyden ölen erkek hasta nedeniyle. Onun nedenini de bilmiyorum. Niye yaşadılar? Şimdi bir, büyük bir bölümü çok enteresan olarak bizim pes ettiğimiz vakalar. Mesela bir tanesi o karşıya doğru geçtiğini gösterdiğim hasta. Orada ben artık bittik yani bir şey yapılamaz dediğim bir durum. Ama benim sekreterimin bir arkadaşıydı. Olamaz dedi, ağlamaya başladı falan. Ya bir şeyler yapalım o zaman dedim. Ya yani ben de ümitsizdim. Öldürücü dozda kemoterapi, o zaman kemoterapiyi biz yapıyorduk, onkologlar ilgilenmiyordu. Öldürücü dozda kemoterapi uyguladım hastaya. Yani kanı birkaç defa değişmek zorunda kaldı. Böyle bir tedaviyle o düzeldi. Bir başka hasta, eczacı hasta, onun da filmini gösterdim. O da Nurcan abiye gitmiş. Nezih Bey beni ameliyat etmek. Nurcan abiye gitmiş. Nurcan abi ameliyat demiş. Bana işte ikimiz arasında bir gidip gelen bir hasta. Ben ameliyat indikasyonu koymadım. Ondan sonra ama Nurcan abi ameliyatı çok severdi. Nezih Bey ameliyat etmek istedi diye söyleyince Nurcan abi onu yatırmış. Ben ameliyat etmek istemişim. Yok dedim ben ameliyat etmek istemiyorum ama aslında yatmış. Hadi dedi, o zaman ameliyat edelim. Öyle bir yani bence gereksiz o zaman için düşündüm tabii. Tekrar bir ameliyat geçiren o sonradan yani sekonder GBM olan hasta o da yaşıyor. Yani nedenini bilmiyorum. Şeylerine de bakmadım. Moleküler düzeyde bir çalışmam yok. Halen de yok. Ama bir şey söyleyeyim. Kadın hasta olması ilgimi çekti benim. Yani bu hastalar o 20 yıl yaşadı diye bir nüks oldu. Nüks bir şey oldu. Hocası inanmadı ona. Ama biz tekrar ameliyat ettik yani. Bu bir nüks falan diye. Radyonekroz yani iyileşmiş bir doku çıktı. Tümör değildi zaten ameliyat sırasında da öyle görmüştük. O 20 yıl yaşadı diye dediğim hasta. Nedenini bilmiyorum niye. Onu araştırıyorum işte. Bir belirteçte bulmuş değilim. Dünyada bulmuş değil bana göre. İşte en son gösterdiğim o FBL N4 diye bir gen var. Başka da yok. Böyle çok belirgin bu farkı gösteren. Teşekkürler hocam. Selçuk Palaoğlu hocamız çok teşekkür ediyorum demiş. Aslı Kahraman, Doktor Aslı Kahraman. Evet. Deneyimlerinizi de zenginleştirdiğiniz kapsamlı ve güzel sunumunuz için teşekkürler hocam demiş. Bir de katkıda bulunmuş. Özellikle 15 yaş altı GBM tanısı mutlaka sorgulanmalı. Radyoloji korelasyonu ile tümörel olmayan patolojilerle karışması zorken anaplastik pleomorfik ksantoastrositom gibi tanılar karışabilir. Bu nedenle konseylerde yaş ve yerleşim yeri ve radyolojiyle mutlaka korele edilmelidir demiş. Çok doğru. Yani yaş
Yaş çok önemli bir şey. Zaten baştan beri söylüyoruz. Karnofsky ve yaş. Nöropatologların işi çok zor. Hani bizim işimiz zor ya. Onların işi bizden daha zor. Yani emin olun buna. Nöroşirjan olarak söylüyorum. Çok çok zor. Onlar da Allah yardım etsin. Söyledikleri çok doğru. Bu markerların çıkmasıyla da daha da fazla moleküler düzeye indikçe daha da zorlaşıyor. Teşekkürler hocam. Doktor Türkan Rezanko hocamız, GBM'in karışabilen patolojilerini atfen, hatta metastazlarla bile karışabiliyor hocam. Özellikle epiteloid olanlarla diye katkıda bulunmuş. Teşekkür ederim. Evet, onun için mutlaka uzun yaşamışsa bakmak lazım. Tabii onlar da malign aslında ama malign olmayan tümörlerle karışma olasılığı çok çok yüksek. Teşekkürler hocam. Kamil abinin bir sorusu var. Moleküler testlerin ön plana çıktığı çağımızda glioblastomun hala başka tümörlerle veya tümör olmayan patolojilerle karışması mümkün müdür? Diye sormuş. Mümkün. İşte onu söylüyorum. Yani biz nöropatolog değiliz ama bu nöropatologların yani bence hepsinin elinin öpülmesi lazım. Yani nasıl cerrah? Yani çok aramızda çok çok iyi cerrahlar var. Hakikaten eli öpülesi cerrahlar var. Nöropatologlar işte o cerrahlar. Yani böyle gelişi güzel birisi değil nöropatolog. Nöropatoloji işi çok zor. Karışıyor. Evet. Yani GBM öyle bir şey. Zaten ilk adı biliyorum multiforme. Onu biz şimdi kullanmıyoruz ama multiforme çok yüzlü bir şey yani. Yüzsüz. Teşekkürler hocam. Kamil abinin bir katkısı olmuş. Rusya'dan çıkan yayınla ilgili olarak şu anda C-Impact'ın önerisine göre IDH mutant olanlar zaten glioblastom değil. Yani IDH prognoz belirteci olmaktan çıkmış. Tümör tanısında kullanılan parametre olmuş. O zaman IDH mutantlığının prognozla ilgisi yok demek anlamsız hale geliyor. IDH mutant ise zaten GBM değil diye belirtmiş. Şimdi yani görüş oralara doğru gidiyor. Tabii böyle çok savrulmalar oldu. Biz çok uzun süre bu işin içinde olduğumuz için bu savrulmaları gördük. Ama esas şey bu az yaşayan, yani kısa sürede yaşayan o grubu yakalayıp onların tedavisini sağlamak. Yoksa uzun yaşa zaten uzun yaşıyoruz. Ne yapsak da uzun yaşa. Aynı tedaviyi yapıyoruz, onlar uzun yaşıyor. Onlar zaten yaşayacak. Esas ana kitle yani kötü olan grubun belirlenmesini sağlamak. Amaç o gibi geldi bana. O nedenle diğerlerini ayıklıyorlar. Şey çok güzel tabir kullandı Koray geçen sunumunda. İşte çöplük gibi atıyor. Hepsini bir GBM'i bir çöplük gibi atıyoruz dedi. İşte o çöplüğü temizlemeye çalışıyorlar ki GBM'i esas yüzünü görelim. Nedir bu diye. Çalışmalar o yönde. Dediğim gibi yani Krebs siklusunu hatırlayın. İzosiklus sadece bir molekül oldu. O kadar çok molekül var ki. Teşekkürler hocam. Kamil abinin bir sorusu daha var. EANO 2020 Aralık ayındaki kılavuzunda bevacizumab ve tumor treating field tedavilerini önermiyoruz demişler. Halbuki çalışmalardaki sağ kalıma katkı süreleri rutin tedavide olan temozolomidten daha fazla olarak görülüyor. Bu konudaki fikriniz nedir? Tabii şey daha tutucu yani Avrupa daha tutucu bu şekilde ama şey yani ek şeyler de var bevacizumab. Zaten rutinde kullanıyoruz yani biz kullanıyoruz. Kullanılıyor. Ama etkisi dediğim gibi sorgulanabilir. Radyolojik olarak Reynaud kriterlerine göre değerlendirmek lazım. Belki o Reynaud kriterlerine göre değerlendirilince görülen gerçekten dolayı hareket ediyorlar ama benim şöyle diyeyim tabii o zaman yoktu o set kullanımı belki de şimdi de vardır. Yani şu anda uzun süreli yaşam göstermiş yani 20 yılı aşmış hastası olan ve bevacizumab kullanmış hasta var mı? Yani benim yok. Benim kullandığım yani benim hastalarımda o zaman olmadığı için yok. Onun için bir şey de söyleyemiyorum. Yani o kadar da çok kuvvetli bir ilaç değil ama elimizde bir silah yani bu silahları dediğim gibi yani çok mantıklı ve yerinde kullanmamız lazım. Evet, teşekkürler hocam. İzmir Atatürk Eğitim Araştırma'dan Doktor Selim Bozdağ.
Ayrıntılı sunumunuz için çok teşekkürler. Sayenizde GBM tedavisine bambaşka bir bakış açım oldu. Bir eğitim araştırma hastanesinde bakılması gereken moleküler belirteçler nelerdir? Hangileri lükse girer ve pek şart değildir? Bu konuda görüşünüz nedir? Şimdi zaten şeylerin panelleri var nöropatologların. Önemli olan bana göre tedavisi varsa, yani bir belirteç bakacaksınız. O belirteç mesela BRAF. Bir çocuk hasta işte BRAF mutasyonu var mı yok mu, bu önemli. Veya bir ganglioblion, bu önemli. Yani BRAF bakacaksınız, bir ilacı var ve etkili de. Bayağı etkili. Öyle şöyle bu anlattıklarımla ilgisi yok. Ama maalesef şeyde bir çalışma yok. Yani BRAF şeyi yok. O yöne girmiyor glioblastom. O yönde bir tümör değil. Ama çocukluk yaş grubuna düşen ve malign olan bir grup hastada etkili olanlar var. Yine şey anlatmıştı galiba. Başka yanın bir şeyinde orta tümöründe olan şeyler, tümörler. Onlar da markerlara bakacaksınız ki ona göre, çünkü ilacını, eğer bir ilacınız varsa o markere mutlaka bakın. Ama ilacınız markeri şu olmuş, bu hastayı anlatıyor, sen de şu mutasyon var, bu mutasyon. Peki doktor diyor, onların ilacı var mı diye soruyor. Yoksa hiçbir anlam ifade etmiyor onların bakılması. Yani benim fikrim bu. Teşekkürler hocam. Ayhan Kanat hocamızın güzel sunum için teşekkürler hocam demiş. Cep telefonları, baz istasyonları 95 yılından sonra hayatımıza girdi. Bu tarihten sonra malign serebral tümörlerde bir artış görüldü mü? Cep telefonlarıyla beyin tümörleri arasındaki ilişki hakkında görüşleriniz nedir? Teşekkürler. Benim görüşlerim belli zaten. Defalarca yazdık, çizdik. Sadetski diye bir etiyolog var. Onun görüşüne göre 2036 yılı, eğer yaşayabilirsek 2036 yılında bir menenjiyon patlaması olacak. Eğer öyle bir şey olursa dedikleri doğru çıkacak. Bir ışıma şey yapıyor tabii ama yani etkisi ne olacak onu hep birlikte göreceğiz. Bana göre var, mutlaka var. Ama şöyle, vücut öyle bir yapı ki ona karşı tedbirlerin de alıyor. Büyük ihtimalle tedbirler de alınıyor bu süre içinde. Vücut çünkü yaşayan bir organizma, evriliyor. Yani biz burada 20 yıl önceki bir bünye diyoruz ya, anlattım, immünolojik olarak, hele bu COVID sonrası hepten şey oldu. Yani immünolojik bir harita çıkartılsa COVID öncesi ve COVID sonrası herhangi bir kişinin çok farklı bir şey yapacak, sonuç çıkabilir. Değişiyor. Cep telefonlarına şey yapmamak lazım. Çocuklarda etkisi var. Yani çocuklarda etkisi. Onları Sadetski'nin söylediği doğru çıkarsa yaşayabilirsek de 2036 yılında onun yaptığı şeye göre menenjomda bir patlama olacak diyor. Zaten menenjomlarda patlama oldu. Ayhan arkadaşım da arkaya cevap. Menenjiyomların görülme oranı Amerika'da yapılan ciddi çalışmalarda gliyomları geçti. Bu da bir işaret bence. Teşekkürler hocam. Doktor Nüket Özkavruk Eli Yatkın, ayrıntılı sunum için teşekkürler hocam demiş. Doktor Bahadır Yılmaz, güzel sunum için teşekkürler hocam demiş. Nurperi Gazioğlu hocamız, Nezi hocam müthiş bir genel bakış oldu. Paylaşımınız için çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi Kamil Hoca ve İyon ekibine bu platform için teşekkürler demiş. Teşekkürler. Doktor, sevgiler. Doktor Ayhan Aydın, bu geniş kapsamlı ve öğretici sunum için teşekkürler demiş. Doktor Emre Cemal Gökçe, Nezi Hocam çok detaylı ve çok dolu bir sunum. Çok faydalı oldu. Başta size ve Kamil Hoca ile İyon ekibine çok teşekkür ederim demiş. Doktor Mahmut Çamlar, konu hakkındaki tüm yeniliklerden haberdar olduk. Nezi Hocama ve organizasyon demeye geçen tüm ekibe teşekkür ederim demiş. Doktor Gökhan Vatandaş, elinize emeğinize sağlık hocam. Celal Bayar Üniversitesi Gökhan Vatandaş.
Çetin Evliyaoğlu, Nezi Hocam kapsamlı ve güncel bilgilerle dolu sunumunuz için çok teşekkürler, emeğinize sağlık demiş. Ayhan Kanat Hoca'nın bir sorusu daha var. Herhangi bir sanat icra eden malign serebral tümörü olan hastanız oldu mu hocam? Sanat icra etmeyenlerle tedaviye verdiği yanıt açısından fark gördünüz mü? Teşekkürler detaylı sunum için. Biliyorum, onun yazısını okudum şeyle ilgili. Yok, öyle bir gözlemim yok. Öyle bir gözlemim olmadı. Ama onun yazısını okudum. Çok ilginç hakikaten. Evet, teşekkürler hocam. İsmail Hakkı Aydın hocamız bir katkıda bulunmuş. Çin Ulusal Nanobilim ve Teknoloji Merkezi'nde 5 yıldır yürütülen araştırmada geliştirilen DNA nanorobotlarının kanserin tedavisinde başarılı olduğu, gözle görülemeyecek boyutlarda ve tüp şeklinde üretilen çapı 19, boyu 90 nanometre ve bir iğnenin ucundan 5000 kat daha küçük olan bu nanorobotların kan dolaşımına bırakıldıklarında vücuttaki tümörü tespit edip ve harekete geçtiği kanın pıhtılaşması ve ipliksi doku oluşturması için tümöre trombin enzimi enjekte ederek kanla beslenme yolunu kesmek suretiyle tümörü açlığa terk ettiği ve bu şekilde kanserle mücadele eden nanorobotların tümörün haftalar içinde küçülmesini sağladığı bildirilmiş. GBM çok akıllı tümörler ve konnektomu varmış. Respirositler nanoterapide tedavide kullanılıyor mu? Bugün akademik akılda yazdım, antikor mühendisliği ile ilgili demiş. Evet, zaten İsmail Hakkı'ya yetişmek mümkün değil. Son bölümde aktardım. Tek bir şey var, o da deneysel çalışma. Yani klinik çalışmaları vermeye çalıştım. O kadar çok deneysel çalışma var ki, yani klinik öncesi hayvanlar üzerinde şudur budur. Bu nanitler de öyle. Nanitler, o en son verdiğim örnek çok enteresan ve güzel bir örnek. Kan beyin bariyerini aşarak tümöre ulaşmışlar çok büyük oranda farelerde. Ama dediğim gibi, yani laboratuvarda çok iyi sonuçlar alıyorsunuz. Ama iş kliniğe geldiğinde, söylediğim o en son gösterdiğim bir kitapla beraber gösterdiğim bir konu var. Yani bu immünoterapi, vücudun bağışıklık sistemi, bugün onlara baktım. Yani T-hücreleri, kaç tane T-hücresi var, şu o kadar karışık ki bu şeyler, işte antijen sunan hücreler, yardımcı hücreler, T-hücreleri, öldüren hücreler. Yani bunlar şöyle söyleyeyim, evrim içinde de evrilen hücreler. Yani COVID sonrası oturup tekrar tedavileri gözden geçirmemiz gerekecek. Bir tane örnek verdim. Hodgkin hastası COVID geçiriyor ve düzeliyor. Yani vücudun bundan haberi var. Artık yani COVID sonrası tamamen değişecek şeyler. Belki de şey hastaları azalacak. Yani lenfositler, o şeyler, lösemi gibi, kanda dolaşan hastalık kriteri. Aynı şey gibi, yani biz şimdi metastatik tümörleri düşünün. Metastatik tümörler vücutta hallediliyor. Nerede halledilemiyor? Tek halledilemediği yer beyin. Kolon kanserinin beyin metastaslarını çok sık sayıda görüyoruz. Kaçıyorlar oraya. Bunun gibi bir evrim geçirecek diye düşünüyorum. Ama GBM bence mevcut, beyinde de olduğu için belki bilemiyorum, vücutta bulunan kanserler içinde en zekisi diye düşünüyorum. Onlar deneysel çalışma, yani klinik çalışma yok benim bildiğim. Sen bildiğin varsa İsmail, klinik çalışma nanitlerle yapılmış, İsmail'den dinleyebiliriz. İnsan üstünde, GBM üstünde yapılmış çalışma varsa. Ben sadece yayınlanmış klinik çalışmaları, ciddi çalışmaları sundum. Yoksa o kadar çok çalışma var ki deneysel. Hocam sesinizi açtım. Evet, ondan önce pardon İsmail Hocam, bir Erdal Coşkun, Profesör Doktor Erdal Coşkun bana yazmış soruyu. Onu ben aktarayım son soru olarak. Tamam. Gliosarkomda cilt metastazı direnle ilgili olabilir mi diye bir soru yöneltmiş ama bana geldi. Böyle ben kaçırdım herhalde oraya, cilt metastazı olduğunu. Nasıl? Gliosarkomda cilt metastazı. O direnle ilgili olabilir mi?
yayılımla olan bir şey. Yani benim gösterdiğim vaka direkt yayılım, komşuluk yayılımı. Metastaz değil. Direnle ilgisi yok. Hayır. Tamam. Evet. İsmail Hocam, buyurun. Evet, Nezihciğim. Evet. Müthiş bir sunum yaptın. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ama dedim ki acaba Nezih sabah namazını nerede kıldırtacak bize acaba? Niye düşündüm bir anda? Çünkü ona gidiyorduk. Neyse ki yani tam vakit girmeden şey yaptık. Neyse şaka bir tarafa. Gerçekten çok güzel. Evet. Buyur söyle. Uzun sürecek söyledim ya. Uzun süreceğini. Hayır söyledim. Ben dedim ki acaba İzmir'de mi kılacağız sabah namazını? Hisar Camii'nde falan. Sen kıldırırsın artık bize dedim yani. Evet. Evet. Neyse. Trenin klinikte var mı? Sen onu söyle. Ben hiç çalışmıyorum. Şimdi gerçekten çok, evet çok güzel bir şey. Bugün çok şeyi oldu ya, tevafuk oldu. Bugün ben bu konuyu yazdım akademik akılda. Yani bu Çin'de yapılan çalışmalarda, ama Çin'deki çalışma ne kadar? Çünkü ben bir iki Nature'da, Science'dan da literatür verdim o yazımda. Ama ne kadar Çinlere güvenilir bilmiyorum. Orada çünkü bahsettiler iyileştiğine dair yazılar var. Bir başka şey bilmem üzerinde durdu mu bu Glibek'le ilgili. Bu GBM'lerde onların bir en akıllı tümör olarak aktarılıyor glioblastom multiformlar. Sen zaten bir ara konuşmanda söyledin ki birbirleriyle haberleşiyorlar. Hatta o Stadar'ın şeysine bir nöron hücrelerini birlikte vermiş olduğun bir slide'da bahsettin ki kendi aralarında gerçekten onu ben birkaç makalede okudum. Bu GBM tümörleri arasında 16-19 nanometre genişliğinde 90 nanometre uzunluğunda nanotüpler var. Hatta onu şey yapan bu sene Nobel ödülü alan var ya Roger Penrose. Roger Penrose'la çalışan bir doktor var. Belki sen tanıyorsun onu. Amerika'da Stuart Homerov. Ben tanıyorum kendisini, Stuart Homerov'un. Onun çalışmalarından bu glial tümörlerde kendi aralarında bu tüplerle haberleşiyorlar. Sen bahsettin ama onun biraz daha detaylı şekilde haberleştiğini. Yani hatta acaba bir kavram var. Bilmiyorum, belki seninle bunu tartışmayacak mı bir ara? Belki tartışmış olabiliriz. Yani şu anda ona istinaden acaba dokunmasak mı? Hani dedin ya bıçak vurunca daha fazla artıyor. Ondan hareketle bu GBM'ler çok akıllı tümör olduğu için acaba herhangi bir tümöral, daha doğrusu kemoterapi vermeyelim diye de bir görüş çıktı şimdi ortaya. Onun için gerçekten çok tebrik ediyorum. Bu antikor mühendisliğini yazdım ben bugün. İmmün terapi ve antikor terapi tümörlerde ve dedin ya COVID'den sonra yeni bir dünya açılıyor. Bir de geçen hafta yazdığım bir yazı var. O da okumanı öneririm. Bu gen ve DNA bankası ile ilgili uzun bir makale ama bugünkü de onu tamamlayıcı şekilde gerçekten teşekkür ediyorum. Senin zaten hep biliyorsun, takdir ederim senin çalışmalarını. O slaytlarını ben de kullanıyorum zaten, senin o slaytları zaman zaman aşırıyorum senden, o slaytları kullanıyorum. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyoruz, aydınlandık, bilgilerimiz tazelendi. Bu arada tabii Kamil inşallah tövbe etmemiştir bir daha seni çağırmak konusunda, bilmiyorum ama Trabzonspor şey yaptığın için, neyse sen de zaten dedim Trabzonsporlusun zaten. Onun için teşekkür ederim. Bu hafta Trabzon'u tuttuk Fenerli her olarak. Trabzonlusun zaten. Benim hatırıma her hafta Trabzonlusun. Bak Güngör de Trabzonluymuş çocuk ya. Günder sen de Trabzon'da nerede çalışıyorsun? İsmail çok teşekkürler. Hocam, kendine iyi bak. Karadeniz Medikal Park'tayım. Öyle mi? Sen Ahmet'le misin sen? Hayır, o Yıldızlı'da. Ha sen şeyi de bu bizim... Daha merkezliyim ben, evet. Ha, şeyin nedir? Karadeniz Hastanesi'nde yani. Evet, evet. Ha tamam, o şey... Gürbüz mü orada başhekim? Evet, evet hocam. Gürbüz bizim hanımın yeğenidir biliyorsun belki yani. Bizim hanımın yeğeni. Hanifalı değil mi onlar? Hanifalı. Evet, evet. Tamam oldu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kamilciğim size de teşekkür ediyoruz. Nezih çok teşekkür ederim. Selam. Bitirmeden aramızda uzun süre birlikte çalıştığımız, sonra bizi bırakıp İstanbul'a giden Profesör Doktor Türkan Rezenkov var. Nöropatolog. Baştan sona da izledi. Hala buradaysa kendisinin bu konudaki görüşlerini almak isteriz, mutlu oluruz. Evet, sesini açıyorum, tek yolluyorum. Türkan hocam. Açıldı tamam. Mı? Evet, açıldı. Evet.
Valla ben de teşekkür etmek istiyorum. Yani çok uzun zamandır bu kadar doyurucu. Çünkü ben anlayamadım Nezih Hoca Bey'in cerrahı mı, patolog mu, onkolog mu? Ya da hepsi mi gerçekten? Yani işte multidisipliner olup bunu tek bir kişide toplayabilmek çok büyük bir emek, deneyim, çaba gerektiriyor tabii. Ben de bu saatte işte bir yandan vaka bakıyorum, tümörlere bakıyorum, bir yandan sizi dinliyorum. Yani ne diyebilirim bilmiyorum. Gerçekten çok doyurucu bir sunum oldu. Sizinle İzmir'deyken çok denk düşemedik. Benim daha çömezliğim genç uzmanlığım döneminde ama İzmir'den çıkıp İstanbul'da tutunabilmeye çalışıyorum, öyle diyeyim. Bu da biraz Atatürk eğitimdeki nöropatolojide oturmuş işte emek veren Kamil olsun, İsmail abi olsun, Hamdi abi olsun, konseylerin yerleşmesiyle oturmuş bir şey. Ben de şimdi Memorial'da yeni açılan patoloji bünyesinde, Memorial Bahçeli'ye verdiğim oranın da reklamını yapmış oldum. Burada da çok güzel vakalar yapılıyor ve ben şunu fark ettim, aslında çok uzadı ama hemen onu da söylemek isterim hocam. Yabancı hasta popülasyonu çok fazla, yani sağlık turizmi nedeniyle İstanbul'un birçok hastanesinde bu var ve tümörler çok garip. Yani biz işte Türk popülasyonunda alıştığımız tümörlerden çok farklı tümör. Sadece beyin tümörleri için de demiyorum. Yani artık genetiğin ırksal, coğrafi farklılıkları da var herhalde genetik haritaların diye düşünüyorum. Yani tümör hücreleri birbirleriyle iletişimde ama insanlar da birbirleriyle iletişimde ve genlerini etkiliyor gibi geliyor bana. Bu sadece bir düşünce tabii ama ya da çok geç dönemde tedavi görmeden orada burada sürünerek geliyor hastalar bizim gibi merkezlere. Bu da tümörün genetiğinin zaman içinde çok fazla değişimine yol açıyor. Yani araştırılacak, merak edilecek o kadar çok şey var ki işte belki de bu işin güzelliği merakla başlıyor. Teşekkür ediyorum. Kamil, sana da çok teşekkür ediyorum. Güngör, sana da. 2-3 yıldan sonra görmüş olduk. Evet. Yabancılar tabii normal vakalar orada büyük ihtimalle hallediliyor ama ekstrem vakalar, evet, çok uçta vakalar, onlar halledilemediği için dış ülkelere gidiyor. Ondan dolayı da olmuş olabilir veya gerçekten de bir ırksal farklılık da olabilir ama çok büyük bir farklılık olmadığı, glioblastomla ya da beyin tümörüyle ilgili çok büyük bir şey farklılık olmadığını biliyoruz. Biz de ortadayız. Yani o farklılıklar ne çok fazla görülüyor bizde, ne çok az. Onu da Türk Nöroloji Derneği'nin bir çalışmasında yapmıştık. Oranı aşağı yukarı bulmuştuk. Dünya ortalamasının ortasındayız bizde. Teşekkürler. Evet hocam. Teşekkür ederiz. Başka katkı Nezih abiye tekrar son bir kez çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun, çok fazla bilgi aldık. Bazılarını sindirebildik, bazılarını sindiremedik. Ama bu sunumlar tabii YouTube'a konacak. Oradan kalan kısımları, sindiremediğim kısımları parça parça sindireceğimizi umuyorum. Çok yoğun bilgi verdi. Çok teşekkür ediyorum. Kamil, ben sana teşekkür ederim. Çok değerli bir misyon edindin. Çok da başarılı bir şekilde götürüyorsun onu. Biz de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Arkadaşları burada görüyoruz sağ salim. İnşallah devam eder. Daha da gelişir. Daha da sayımız artar. Evet. Çok çok teşekkürler. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güngör'cüğüm, kapatabiliyorsun. Hoşçakalın. Tamam. Hoşçakalın. İyi günler.